Evet, merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz. Her gün yayın yapacağından bahsetmiştim, hatırlayacaksınız. O yüzden yine bir yayınıma hoş geldiniz. Şimdi bugün öyle çok fazla bir şey yapmayı planlamıyorum aslında. Yani öyle her zamanki gibi birazcık yıldırım oyunları. En azından öyle başlayalım. Ondan sonra söz verdiğim gibi her gün birer tane parti göstereceğimden bahsetmiştim. Belki onlara geçeceğiz. Şimdi o yüzden hemen bir 3 artı 2 oyun arayalım. 3 sıfırlar biraz fazla hızlı oluyor. Merhaba Geri Kasparov. Evet, Yatini ile başladık. Bu geçenlerde bahsetmiştim. Belki hatırlayacaksınız. En son Baba Geldi ile, teşekkürler Mustafa Bey. Baba Geldi ile yaptığım yayından sonra anladım ki eğer bu şekilde gece vakti oynamaya devam edersen beni kimse izlemeyecek. Teşekkürler Patrick Clivert Bey. O yüzden böyle daha uykusuz olmadığım, daha güçlü kuvvetli olduğum saatleri tercih etmeye karar verdim yayın yapmak adına. Şimdi klasik bir Grünfeld partisiyle başladık. Bu kaleye 8 variant, bu bir ara çok modaydı. Hala ne olduğunu, yani şu andaki teorisinden çok emin değilim. Ama yine de severek oynadığım bir pozisyon diyebilirim. A5 hamlesi bir ara çok moderndi. Bu özellikle 2010 senesinde aşırı modern, aşırı popüler olan bir devam yolu A5. Özellikle Avru'nun kitabındaki analizleri çürütmüştü. Karuana, Aronyan, Aronyan hatta Barış Esen'e karşı çürütmüştü bunu. Dragon oynayabiliriz aslında. Olmayacak şey değil. Dragon neden olmasın? Ama unutmam lazım. Teşekkürler Refik Bey. Oynayabilirim tabii ki Dragon ama Dragon oynamayı hatırlamam lazım. Sıkıntım ne yazık ki onu unutuyor olmam sürekli. Çünkü pek normal şartlarda oynadığım bir açılış olmadığı için sıkıntımız o. Şimdi burada böyle şöyle bir teori var arkadaşlar. Kale D1 oynuyorlardı eskiden. Fil C4 geliyorsunuz. Yani kale D1 gelince fil C4. Vezir C2 oynayınca da burada bir tane at B4. Vezir B1 oynayınca da E5 oynuyordur. Ve böyle aşırı büyük karışıklıklar oluyordu eskiden. Şimdi bakalım hala aynı teori oynanıyormuş. Buna uzun zamandır bakmadım bir şey ama göreceğiz bakalım nasıl bir şey olduğunu. Şimdi rakibimiz düşünüyor. Bu güzel bir şey. 88 kişi de Lichess üzerine yazıyor. O da güzel bir şey. Yani Vezir C2. Bu böyle acayip bir hamle sırası. Muhtemelen fil F5 iyi olmasa gerek. At B4 oynasam. Bakalım şu at B4 zaten amaçlarımızdan bir tanesini oynayalım. Şimdi eğer vezir B1 giderse yine fil C4'te B3'e gitmek isteyebilirim. B3 önce fil D3, vezir B2 fil A6 böyle bir partim var sanki. Şimdi ver fil D3 diyorum. B3 oynarsa önce ver diyeceğim. Tamam, izin vermedi ve teoriye dönüştük sanki. Burada E5 işte biraz önce bahsettiğim teoriydi. Şimdi A3 ya da B3'e, ikisine de E4 var. Espri bu. Eğer D alır E5 yaparsa da vezir D1, at D1, fil D3'ten sonra kalite kazanıyor. O yüzden durum fena değil. Bu da işte bahsettiğim teori. Barış Esen bunu 2010'da olimpiyatlarda Aronyan'la oynadığı zaman Aronyan burada C5 patlatmıştı. E4, BC4'e DC3. Ve kale D8'e hiçbir şey olmamış gibi kale D8 alacağız. Bunu aldığı zaman da yani bu pozisyonda siyahlı değil. Burada fil D3 de çok iyi hamleye benziyor. Çünkü her şeyi aldıktan sonra C5. Taşı geri alıyor sanki. Fil D3, kale D3, at D3, vezir D3'e C5. Herhalde oluyordur. Umarım oluyordur. Ben buna benzer bir tane ağır partide kazandım diye hatırlıyorum ama. Emin olamadım şimdi. Şimdi burada fil A6'ya çekiyorum ki şimdi D1'deki kale boşta. At bir yere açıldığı zaman vezir D1 şah çekeceğim ve B2 boşta kalacak. Diye ümit ediyoruz. Yani at C6'ya vezir D1 şah var. Ve şimdi at D3 de bir tehdit. C1'deki fili aldığım zaman çok sağlıklı, güzel bir pozisyonum olacak diye hissediyorum. Fil F1 çok mantıklı mı?
Sen Flipper C5'i bir şeye kaybediyor mu? At B5 mi var? Yok. Flipper'e şah F1. Sen Flipper'e kale F1 alabilir. O yüzden direkt C5 oynasın. File A6'ya at A6 dönüp alacağım. Yani C5 iyi hamleye benziyor. Çünkü D4'ü istiyorum. File A6 alırsa at A6 dönüp alıyorum. Atı istiyorum. At herhangi bir yere gittiği zaman vezir D1 alıyorum. F1 almak istemedim çünkü at orada kalsın istedim. Tamam, şimdi zaten amaç buydu. Şimdi vezir D1 alıyoruz. Bunu alıyoruz. Ve ondan sonra kale A D8 gelelim. Eğer at C7 oynarsa F1 de alabilirim. At C7'ye basacak, kale E7 de oynayabilirim. Tamam, at C7, kale E7 oynayalım. Bir şey vermek zorunda değiliz. Ha, kale E7 oynarsam mesela fil F6 oynayın son. Bu hoş olmadı mı yani? File F1 alsam at E8'e file E2 oynasam o da pek hoş değil. Kale E7'ye at A6. Ve ondan sonra şey var. Bunu kaçacağım güzel bir yer yok şu anda. At C8, belki kale B8 daha iyi hamleydi. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi artık o gitti. O yüzden sen kale E7 oynayayım bari. Kale E7 oynuyorum ki kalemin en sonunda D2'ye girsin işte. File A6'ya. Tamam, böyle oynadı. Çok güzel. Sen o zaman bir dakika. File F1 aldım. Kale D7 oynadım. O da pek parlak değil galiba. Ne yapacağız ya? Peki şah F8 oynayayım, ne yapalım? Zaten amacımız böyle bir şey. Şah almak istiyorum. O filden kurtulmak iyi olsa gerek benim için. At A6. Peki haklı olarak adam onu da aldı. B6 aldım. Sonra A3 oynarsa at C2 var. O yüzden ben de atla alayım bunu. Durum hiç iyi olmadı gördüğünüz gibi. Bir anda adam yırttı garip bir şekilde. İnanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey olduğunu. At C3. Ama işte ise fikrimize sadık kaldık. Bu şekilde kaleyi oyuna sokmayı başardık. Şah D6'ya at E4 var. A4'e önce bir tane oraya gitmesine izin vermeyeyim. E4 karesini kontrol edeyim. Şah F1, şah D6 gidersem oraya gidecek. O yüzden bir tane de kale B2 oynayayım. İkinci yataylık kalemi değişmek istemiyorum haliyle. At A4 oynarsa alacağım. Ben kendim A4 süreyim. Oraları açmak istiyorum. At A4'e at A4. Ve şimdi şah D6. Geçer piyonumu tabii ki değişmeyeceğim. Geçer piyonu değişmeyeceğim derken. Şimdi kale D1'e şah C6 mı gitsek? Kale 1 şah C6, kale D2. Herhalde iyi durumdayım. Yani A3 hiç mantıklı bir hamleye benzemiyor. Çünkü kale A2 oynayabilirim belki. Ya da basit şah D5 gelir mi? Şah sonuçta oyun sonunda çok önemli bir taş. Şah C4, kale D2 oynarsa tam kale D7. Bir daha şahımızı ileri götürelim. Burada aktivite herhalde rakibimizi bayıltacaktır. H4 peki. Ne yapsam? Şah D3, kale şahına şah C2 gidebilirim. Sen daha fazla bir şey vermemek lazım. Kale B6, kale D6 gideyim. Hem 6. sırayı tutayım. H5 oynarsa alacağım. Mesela bayrağını düşürdük adamın. Tebrikler bana. Mesela oyna diyelim. Yeni bir oyun kur. 3 artı 1 arayalım. Bu arada topluluktan, oyunculardan çok kuvvetli oyuncular vardı biraz önce burada. Onları bulalım bakalım. Belki oynayan buluruz kendimize. 3 artı 1. Topluluk oyuncular. Kuvvetli oyuncu arıyoruz kendimize. İspanyol bir adam bulduk. Teklif ederim. Topluluk oyuncular. Robstone kimdir? Rus. David Paravian. Bu da bayağı kuvvetli bir oyuncuydu. Bunu oynayalım. Topluluk oyuncular. Böyle. Öyle.
Tekrar teşekkürler. Bakalım benim arkadaşlarımdan var mı? Kadir Erdem var. Bu arada Kadir Erdem'in oyunlarını sevdim. Yapacak daha iyi bir şey yok şu anda. İspanyol oynamış Kadir. At A5 fil C2 D4. Keres devam yolu. At C6 at B3. Böyle enteresan bir şey yapmışlar. Bile sıralaması. İlk 100'dekiler online olanları bulmaya çalışıyorum. O yüzden neyse çok önemli değil ya. Yani birilerine teklif ettik bakalım yani inşallah kabul ederler. Bir taraftan aramaya devam edelim. 6 artı 8 falan istemiyoruz. Böyle bastığım zaman sıradaki insanları gördüğümü söylüyorsunuz. Peki böyle bakalım. 2696 fake Bruce'tu bu Azeri birisiydi. Avetik Chessmood, Sindarov, Rusya, Rainman, Armenya. Ha, bu adam kuvvetli bir adam diye hatırlıyorum. Ona da bir teklif götürelim. Bu o satarsa Şiro bu arada. Bir saniye anlayamadım. Ha İspanyol olan Şiro muydu biraz önce? Yani umarım oynarız o zaman. Ben onunla geçenlerde oynadım. Beni çok feci yani çok yani çok feci yendi derken bu Title Tuesday'inde oynadık chess.com'un. Orada fena değil gitmiyor turnuva. İşte bir tur onunla karşılaştık. Böyle eşit bir durumdayken eşit gitti. Daha doğrusu o üstün durumdaydı. Derken böyle bir hatalar yaptı falan. Oyunu bayağı karıştırma imkanı verdi bana. En sonunda ama işte yaptığı hatalar yani yaptığım bir feda yaptı. Doğru alamadım falan. Doğru sayı alamadım ve yenmişti. Yani satarsa öylesi bir daha teklif edelim. Ve satarsanız üzerinde bekleyin. Belki satacağı tutar adamın. Az online. Aa bu arada bir de böyle bir şey daha var değil mi? Umarım yayını bozmuyorumdur. Şeyleri örüyorum da arkadaşlar. Neyse. Çok da önemli. Bu arada şöyle eğer birazcık daha kalabalıklaşırsak söz verdiğim gibi her gün bir tane oyun demiştim hatırlayacaksınız. Dün yayın olduğu için yayın olduğundan kastım. Dün program yaptığımız için Görkemlerle Görkem ve Burak'la o yüzden oyun göstererek satranç tahtası açmadık dün. Ama bugün satranç tahtamız var. Dolayısıyla bir tane güzel oyunumu da göstereyim. Hatta aklıma başka fikirler de geliyor. Yani eninde sonunda benim oyunlarım bitecektir. Ki zaten böyle işte 3000 tane falan oyunum var benim kayıtlı kendi database'imde. Şimdi o kadar oyunun hepsini zaten gösterecek halim yok. Oradan aralarından iyi dediğimiz 5 tane 6 tane oyun var. Yani 5'ten 6'dan değil. Herhalde 10-15 tane oyunum vardır. Onlar bittikten sonra başka şeyler göstermek zorunda kalacağım. Her gün bir şey göstermek istiyorsam. Onlar da ne olabilir diye düşünüyordum. Ve herhalde böyle dünya şampiyonlarından sevdiğim oyun, yani sevdiğim partilerini falan göstermek gibi bir şeyler düşündüm. Neyse ona zamanı geldiği zaman bakarız. Önce kendi partilerimi bitireyim. Merhaba Allah verdi. Şimdi gördüm. Refik Bey size de tekrar teşekkürler. Enis'le konuşmuştuk zaten. Bu arada şimdi buradaki raconu biliyorum. Ben herkese önce default olarak B diyorum. Herhalde doğru ediyorum yani. Neyse öyle de etmeye devam, öyle konuşmaya devam edeyim. Birisi tanıdığım birisi ise falan o zaman daha senli benli oluruz. Turnuva yapma işi evet enteresan belki yaparım ama aslında şöyle bir tane takım kurmalıyım galiba. Topluluk, takımlar. Sonuçta hakikaten bu bayağı bir geliyor bu fikir insanlardan. Yeni takım kurayım bir tane. İsim Mert Erdoğdu. YouTube diyelim. Böyle bir takım ismi olur mu? Teşekkür ederim Profesör Yasin Bey. Selamlar Ali Osman. Merhaba Bahtiyar Bey. Herhalde mantıklı öyle değil mi?
Merhaba Oğuzhan Bey. Bu Mert Erdoğan YouTube herhalde mantıklı ya, bir şey olmaz. Katılmak için onay, herkes katılabilir diyorum. Konum demiyorum. Siyah bir hamle mat eder. Vezir Vefik'i matı kaçırmıyorum. Yeni takım kuruyorum. Açıklama. Mert, böyle bunu yazayım ben. GM Mert Erdoğdu'nun YouTube yayınlarında turnuva yapmak, yayınlardan haberdar olmak için açılan takım diyelim. Asgari uzunluğu da şey yapmadım. Herkese açıktır diye de bitirdim. Hala 30 olmadı. Bekliyoruz. Herhalde olmuştur aslında. Evet, herkese açıktır. Asgari uzunluk. Yeni takım. Lütfen satranç doğrulmasını yapın. Yaptık ya. Evet, başarıyla kurduk arkadaşlar. İsterseniz bu Mert Erdoğdu YouTube takımına katılabilirsiniz içerisinde. Böyle yeterince insan girdiği zaman, herkese açık yaptım. Yeterince insan girdiği zaman orada belki turnuva düzenleriz zaman içinde. Ha, hocaların hocası güzel olur, evet. Ama yok canım, o kadar değil yani. Yani tam ukalalık yapıyorum falan ama ya, o kadar hocaların hocası. İnanılmaz insan. Büyük Türk düşünürü falan. Yok, onlara gerek yok. Evet, Şuro beni sevmiyor. Çünkü oynuyormuş o da. Ha, o da öğrencileriyle falan oynuyor herhalde. Ya da simültenin biri. Baba Şurov. Neyse. Şurov'u bekleyemeyeceğiz. Ha, link atayım değil mi? Tamam, doğru, mantıklı. Kopyala ve buraya yapıştırıyorum. Onun dışında başka. Oynayacak kimse yok ya. Fransız Bizu'ya sataşalım. 3 artı 1. Bir de insanlar 3 artı 1 de istemiyor galiba. 3-0 oynayıp bayrak düşürmek istiyorlar diye düşünüyorum. Eğer böyle olacaksa hakikaten 3 artı 1 pek insanların sevdiği bir şey değil. Umut Crazy diye bir genç çocuk var. Onun da bir satranç kanalı var galiba. O da öyle bayağı bir yarım dakikacı falan. Teşekkür ederim D4 Satranç abi. Biliyorsunuz bu arada D4 Satranç'ta benim ortağım, saygıdeğer abim Alper Olcayoz. Kendisi de böyle umarım bir yayınımıza konuk olacak ileride. Yayına konuk olmaktan ziyade aslında hani çok daha yayın yapması gereken birisi ama pek o işlere girmek istemiyor anladığım kadarıyla. Arda Uz. Yok, şu anda 3 artı 1 oynamıyorum izleyen arkadaşlarla. Evet, artık bundan sonra erken oynamaya karar verdim Alper abi. Çünkü eğer gece yarısı uykusuz oynarken insanlar beni seyretmek istemeyecek diye endişelendim. Çünkü sürekli oyun kaybediyorum. Bir de sonra neden kaybettiğine dair açıklama yapmak zorunda kalırım. Hiç değilse şimdi mazeretim de olmadan güzel güzel insan gibi kaybedeyim istiyorum. Neyse, 3-0 oynayalım madem, öyle çok fazla şey yok. Tam böyle en azından reytingi de hani benim kadar olan birisi geldi. Belki birazcık reytingimizi yükseltirsek şey oynarız. Evet, canlı gözüktüğüm doğru, yeni uyandım sayılır. Bir saat falan oldu. Evet, bu Filet Yuş'un Aerof'u seviyorum. Senelerdir oynuyorum. Çok da başarılı oynadığımı söyleyemem ama seviyorum en azından oynamayı. Turnuva birazcık insana gelsin. Allah verdi, orada olabilir. Şimdi daha yeterince insan yok yani. Şu anda 2 kişi 3 kişidir herhalde takım. Daha bakmadım tabii ama şimdilik böyle idare edelim. Oynayacağız ama merak etmeyin. Bu takımı kurduğumuza göre en de sonunda oynamak zorunda kalacağız. Ha, Ömer Faruk mu? Ondan bahsediyorsun. Onlar da mı onlar? Olabilir. Yani hani öyle bir şey de yapılabilir. Canlı, evet, teşekkür ederim. Kremlin röportajında söylediği gibi.
Enerji, yani tam o kadarını biliyorum ama yani uyku çok önemli, onu biliyorum. Yani bayağı bir yorgun argın çıktığım zaman, yani sadece yayına değil, genel olarak herhangi bir şeyi yorgun argın yaptığım zaman hiç hayrını görmedim şimdiye kadar. Hatta bununla alakalı anlatacağım. Bu ne be? Ne oldu şimdi? Delirdi herhalde de. Rakibi delirttim. Teşekkür ederim Can Bey. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Hocaların hocası. Yani şimdi Alper abi izlerken öyle şeyler söylemezseniz sevinirim. Yani tamam, hani ukalalık yapmayı sevdiğimi biliyoruz falan da. Şimdi Alper abinin önünde beni utandırmayın lütfen arkadaşlar. Bir saniye, şimdi ne halt etmeliyim? Vezir B4, at D5 var. At C4, at B6'ya girmeye çalışalım. Adamın umurunda değil, hızlı oynamaktan. Tamam, şimdi vezir C2 oynayabilirim. Ya da önce şu atımı da bağlayayım şöyle. Ya da bir de açmaz alalım. E4'e F4 oynayacağım. Ama yok ya, bunu istiyorum. A4 oynayacağım. E4'e F4'ü zaten oynuyorum çünkü. Tamam, G5'i de alırım. Peki. At C8 enteresan bir hamle. Kale F1 ya da fil G4 oynayıp at C8 olabilir. Ya da şunu da bir bağlayalım. Nedir adamın tehdidi? Adamın tehdidi yok değil mi? Tamam, şimdi kale C8 geleyim. Sonra at C8 dönerim. Bu kaleyi de keselim. Biliyorsunuz taş fazlayken taşları değişmek gerektiğini öğretti bize büyüklerimiz. Şimdi fil H3'ü de alacağım. Ve aldım. Bir sonraki hamle fil F5 ile E4'e de sarkmaya gidiyorum. At G6'yı da alayım aslında. Almak yerine vezir C2 sanki hemen kazanır değil mi? Hem vezir C8 istiyorum. Hem vezir E4 istiyorum. Vezir B5 geldi. Peki. Bunu alalım madem öyle böyle. Peki iyi oynamıyorum gibi hissediyorum nedense. Vezir A5 aldığı zaman G6'yı alacağım. Ama en son E1'den bir şeyler kaybediyorum sanki. Heh, neyse, böyle olursa bunu alabiliyorum. Fil G6. Tamam, şah. Tamam, şimdi vezir H6 şah, G6 şah. Şah. Bana şah çekebilir bir yer var mı? Yok. G6'ya fil G7 oynayacak. Vezir H7 şah F8. Ha, B1'den şah çekiyor. Onu istemiyorum. O yüzden buradan bir tane şah çekeyim. Her şey tutulu kalsın. Sonraki hamle G6 oynayayım. Vezir E8'de her şeyini alayım adam. Herhalde bu iyi de olsa gerek. Vezir E8, vezir F7 mat istiyoruz. O düşünsün. Vezir E8 mat falan istemiyormuşum ya. Ahmak gibi. Neyse ki. Sen vezir C8, vezir B7. At D'yi de oynayalım. Ya da ne gerek var? Vezir F7, vezir B1, şah G2. Mesela vezir F7, vezir B1, şah G2, vezir E4, şah H3. Başka şah var mı adamın? Yok. Merhaba Burak. Allah Allah, adam hala kendisini tutuyor. Şöyle bir kaçalım. Peşin peşin. Tam şah çektiği zaman böyle geleceğiz. Vezir E4'de şah H3 var demiştik. Tamam. Şimdi bu atımı devreye sokacağım ve oyun bitecek ama bu 3 dakikaydı sadece değil mi? Ay Mert, Allah cezanı versin. Neyse ki tamam, ben bir şey tehdit etmiyor değilim. Tamam, vezir E2, at D7 gidiyorum. Tamam, böyle 500 tane tempo kaybedecek, duracak. At F6'dan sonra da oyun bitiyor. Çünkü matlara çare yok. Sen pardon. Size okumak için yaptım. Teşekkür ettim. Alper abiye selamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Burak'cığım. Hocam satranç geç bir yaşta başladınız. Nasıl böyle geçtiniz? Çok uzun zaman satrançla ilgilendim. Bir saniye arkadaşlar, pardon. Efendiniz? Günaydın, söyle.
Daha doğru. Tamam. Tamam, eyvallah. Tamam, sağ ol, görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Satranca nispeten geç başlamama rağmen nasıl bu kadar yakışıklı oldum? Nasıl bu kadar başarılı oldum? Sorusuna cevap vereyim. Bir sene önce şu tahtayı birazcık daha açayım. Şu şekilde. Şöyle açmam lazım herhalde. Şunu şöyle kapatayım. Bunun pek bir işimiz yok bununla. Herhalde olmuştur. Birazcık kendi üstüme çıktım ama çok da önemli değil herhalde. Peki, yayın nasıl oldu bilemiyorum. Çok çalışmıştım bir dönem. Sürekli oynuyordum falan. Hocam kapalı sınıf açıyor. O belli bir kurum için. Kendisi için oynamıyor diye biliyorum. Bilicisi. Doğrudur. Doğrudur. Geri kalsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Can Bey. Bekleriz. Orada arkadaşlar ısrar ediyorlar beraber oynayalım falan diye. Yani şöyle erken sayılır öğrenmem ama satrançta kitaplar olduğunu işte çalışabileceğini falan 15 yaşında öğren. Kazanıyor herhalde Flash 6 Chess Player ama hani onunla uğraşmak yerine oynamayan atımı da götürünce zaten yani çekeceği bir iki tane şaha izin vermek istiyorum. Teşekkür ederim Deniz, sağ ol. Bu arada arkadaşlar bu Deniz'e de şimdi sizin huzurunuzda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Siz tabii onları bilmiyorsunuz ama adam kendi kanalını bıraktı. Benimle uğraştı. Yani hani günlerce, gecelerce yayınlarımız bittikten sonra işte bana şunu şöyle yap, bunu böyle yap, şu şekilde göster falan diye. Hani ona sürekli teşekkür ederim. Bu aralar şeye çok kafam çalışmıyor ne yazık ki. Bu YouTube işlerine de tam giremediğim için yayın biterken işte Deniz'in kanalına gidin falan demek lazım herhalde ama ne yazık ki onları bilmiyorum. Ya da işte sadece Deniz'in değil diğer arkadaşlarımın da kanallarına gitmenizi tavsiye etmem lazım. Ama onları daha akıl edemiyorum. Birazcık daha alıştığım zaman herhalde onları da yapacağız. Şimdi yine bir 3 artı 1 ile başlayalım. Aleksandrov 2-0 oynamak istiyor. 2-0 beni çok bayar. En iyisi, en mantıklısı benim adıma 3 artı 1 olacaktır. Tekrar bir 3 artı 1 arayalım bakalım. Bu arada varsa sizden gelen sorularla ilgileneyim. Ya tabii şimdi benim zamanımda yani bizim zamanımızda olaylar çok daha farklıydı. Sağ ol, eyvallah Denizciğim. Evet beni seviyor sağ olsun. Yani ha, haklı olarak seveceğim. Sevilmeyecek adam değilim de. Yani yine de sonuçta böyle bir şeyle hakikaten baba oğluyla uğraşmaz yani. Bayağı sıkıcı işler. Hedefim yok artık. Ömer'cim yok artık. Hiçbir hedefim kalmadı. Bütün satrançta yapmak istediğim her şeyi yaptım. Türkiye şampiyonu oldum. Büyük usta oldum. Ama tabii şöyle yani size de söyleyeyim. Siz şimdi ikiniz de Deniz de sen de daha çok gençsiniz. Şimdi böyle hep bir şeyler başardım gibi hissediyorsunuz. Ben işte mesela büyük usta olayım ama reytingin ne önemi var işte falan diye düşünüyordum. Şimdi yani o kadar utanıyorum ki böyle Elo listesine bakmaya utanıyorum. Reytingimi o kadar düşürdüm ki. Şimdi Elo listesine bakmak ya utanıyorum. Yani insan kendisini her zaman şey buluyor. Bir mutsuz olacak bir şey buluyor. O yüzden hani güzel güzel satrancınızda çalışın. Daha sonradan pişman olacağınız işlere girişmeyin. Yani iyi oynamaya çalışın. Öncelik iyi oynamak olsun. Diyoruz ama kimse benimle oynamıyor. Bir tane daha 3-0'a basıyorum o yüzden. Belki birisini buluruz. Heh, bir tane büyük usta bulduk. Benden zayıf olmasın. Yıldırım reytingi bayağı düşük. Ama neyse. Bakalım. At B6, at C3, D6. Burada Ritter Razor'a girelim. Böyle önce böyle bir altlar ediyordum. Bunların da hepsini tabii tahmin edeceğiniz gibi teorilerini bilmek lazım ama hatırlamıyorum ne yazık ki çoğunu. Şimdi bunu almak muhtemelen kötü fakat beni almaktan alıkoyamayacak. Almanın kötü olması. Şimdi B3'teki fil fena değilmiş gibi hissediyorum. Uzun okuma attım. Kale C3 buna benzer pozisyonlar çok tipik feda ama burada tam olarak ne elde ettiğini bilmiyorum. Sizlerin yazdığı şeyleri okuyamıyorum. O yüzden onları okumak için şunu da şöyle açayım. Bunu böyle tekrar kenara koyayım. Eğer vezirleri kesersem durum çok parlak olmaz genelde. Buna benzer pozisyonlarda. Vezir D2'ye de H5 belki sıkıntı ama yok ya. Bu vezir kesemeyeceğime göre zaten. H5'e F4 falan oynayacağız artık. Ya da şah B1 sonra F4.
Eğer atı D5'i koyarsam durum tabii ki fena değil. Fil G7, bu da aşırı mantıklı hamle. Rakiplerimiz iyi oynadığı zaman mutsuz oluyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Hoşumuza gitmiyor bu. At D5 oynayalım. E6 oynayınca Knight to F4 belki. A5 güzel hamle. Bravo. A3 A4 oynayacak. Oynasın bakalım. B5 şah B1 geleceğim. Ve kapatmaya çalışacağım oyunu. F5 EF5. Sonra kale H1. Tamam, A4'ü fil A2. Ha, F5 şimdi daha da etkili değil mi? Ama bir sen bunu böyle gelsen ne oluyor bu sefer? Bu A flash 6 mı kaçırıyor adam? Bak F4 varmış. Yok, pek sosyal sorumluluk adına yapmıyorum aslında bakarsan da. Yani öyle işte, bulaşık bir şey. Bir de yapacak daha iyi bir iş yok ya. Şimdi evde oturuyorum mesela. Yani bir de şeyi de fark ettim. Konuşmayı seviyorum. İnsanlar beni dinliyor. Şey de çok güzel. Bu YouTube yayınlarında insanların hani bayağı bir şeye katlanıyorlar yani. Türlü türlü ukalalıklar yapıyorum. Kimse bir şey demiyor. O yüzden hoşuma gitti yani. Geçen gün bir tane yayında şey dedim hatta. Sonra da kendi kendime de çok güldüm. Deli deli işte benim gördüğüm en zeki insanlardan bir tanesi benim diye bir laf ettim. Milletin de hoşuna gidiyor falan. Yani o yüzden buna öyle kolay kolay katlanamaz. Şimdi at E7 oyunu kazandırıyor mu acaba? At E7. Şah E7'ye vezir D6. Bir seçenek. Herhalde bu en mantıklısı ya. C8'i istiyorum. At E7, Şah E7, vezir D6. Şah D8 oynarsa bir de EF5 alsam C3 oluyor. C3 olabilir mi? Ondan çok eminim. Ya da EF5 direkt alayım canım. E7'yi istiyorum çünkü. Daha mantıklı geldi bana. Şimdi eğer kale E8 oynarsa G4 oynayacağım, tutacağım. Tamam, fil F5 oynadığı zaman C3 ile alakalı bir sıkıntım yok. Her şey tutulu. Burada at E7 alayım. Fil C3'e BC3, kale C3'e de BC3 var. At E7 daha iyi sanki. F5'i de istiyorum. Fil C3'e BC3, onu bir tekrar edelim. Kale E7'den daha çok şey tehdit ediyor sanki. Tamam, ne oldu kale C3? Neler oluyor? Peki. Bunu da aldım. Allah delirdi. Sevgili Akiba kardeşimiz. Hoş geldin Deniz. Zaten insanların çoğu ivme satranç kanalından geliyor. Sağ olsun Deniz. Ama benim de kendime göre bir izleyici kitlem var. Beni izleyen. Ama hoş geldin. D5. Ya bu D5 çok böyle nedense popüler oldu. Pek sebebini anlamamakla beraber. Şimdi at D5'ler falan. Vezir A5 gitsem. Yok ya, rok atayım. D5'i feda edeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz korkunun Ece'yle faydası yok. D5'i alacaksa alacak. Şu onlarla uğraşamayacağım şimdi. Flaş 6'ya alıp alıp D4 bir fikir olabilir. Direkt vezir A5 gidelim ya. D5'i alıp. Bu bana Deniz'in oynayıp oynayıp durduğu şeylerden bir tanesi. Bilmem, bu daha göze güzel gözüküyordur herhalde, o yüzden. Hoş geldin Mehmet Ege. Like atıp abone oluruz deseniz. Sağ ol, sağ ol Deniz. Eyvallah. Selamlar, hoş geldin İbrahim. Eğlenir misin bilmiyorum ama satranç oynuyoruz falan filan. Vezir G5 iyiydi herhalde. Mesela bu nedir? Vezir A2 alınca ne alt edeceksiniz? Monsieur. Monsieur diyerek ne kadar Fransızca bildiğimi de bu arada sevenlerimize gösteriyoruz. Bu da at E4'ten sonra kaybedecek diyecektim ki at E4'ün açmazlı olduğunu fark ettim. Ha, yalnız bir sen kale D8 iyi hamleye benziyor o zaman. Bir tane kale D8 gelelim. Şimdi D5'i istemiyoruz fakat tam B3 oynayınca at B4. At B4'de vezir A3 şah var. Bu çok iyi bir hamleye benziyor. What do you think about it? Neyse gidelim ya. Vezirle alırsa vezir A1 şah çekeceğim galiba.
ve ondan sonra D5 alacağım, sonra kazanacağım diye ümit ediyorum. E4 oyuncu, at E4 alamıyorum ama bu sefer bir sen şu A5'i mi oynasan? A5 şeye benziyor. Ya da fil G4. Ya da at C2. O kadar çok seçenek var ki. Tamam, bunu vermeyelim bari. Sağ ol Ömer Ali. Ha, ben daha orada, evet, onları da yapmıştım, sağ ol Deniz de. Yok canım. Siz bu yayıncılığın babası oldu Deniz arkadaşlar. Şey, satranç yayıncılığını Türkiye'ye getiren adamlar, gençler. Evet, neyse, şimdi bu pozisyonda pek de işler iyi gitmiyor benziyor. Ama adam için de oynaması kolay değil. Özellikle şimdi at C2 ile beraber yapabiliyorum sanki. At C2, E5'e at E4 var. Vezir A3'e şah B2 bir halta yaramıyor. Ama at C2 beraber yapıyorum eğer alırsa. At C2 B4 oynarsa o zaman A4, mesela at C2 A4. Yok, ben de A altını açıyorum falan. Tamam, at C2 B4 yok. Ha, A4'de vezir F6 mı var? Yok. Şimdi vezir A1, vezir C3'te beraber yapacağım. Şimdi vezir B2 haklı olarak vezirle değişmek istemiyor. Tamam, ben de görüyorum ve arttırıyorum. Ben de böyle kaçıyorum. Şimdi B2 aldıktan sonra E4'ü almak istiyorum. Şah çekiyorum. At B4 geldim. Şimdi ben de E4'ü istiyorum. E5 oynarsa yine de at E4 oynayacağım. Ya böyle deli saçması bir şey. Artık herhalde böyle izleye izleye görmüşsünüz. Genelde benim stilim de böyle şey, deli saçması üzerine kurulu. Blöfler, bilmem neler. Şimdi file fide oynarsa bir şey olmuyor herhalde. File fide, fil f3 var. Fil f3, gf3, kale d2 ve mesela. Şimdi şah f7'ye at e5 oynamak istiyorum. Bunu alsam ne olur? At c5, fil c4 dönünce fil f3 alacağım ve kale d2 gideceğim. Kale d2 çok büyük tehdit diye düşünüyorum. Bunu alacağız demiştik. Planımıza sadık kalalım. Kale d2. Ondan sonra bunu da alalım. Hala bir tehdit yok. Bunu da alalım. Geçer plan yapalım. Tamam, onu böyle alacağız. Onu da böyle oynayalım. Tamam, oraya gittiği zaman h5 oynamak istiyorum. Tamam, onu da alalım. Şah çekip. Adam bayram mı düşürmek istiyor? Bunu süreyim. Kaçalım. Bu herhalde bitti. Herhalde derken bitti yani. Herhalde falan kalmadı da. Sürelim. Şimdi gidelim şahımıza. Sürelim. Ne yapıyorsun Mert ya? Neyse, ben bayağı düşürüm. Evet, bu son saniyelerde gördüğünüz gibi birazcık kafam duruyor. O yüzden yavaşlıyoruz ama olsun. Ben, evet, öyle şey. Merhaba. Merhaba Elton. Merhaba Elton Bey. Ben zaten tanıyorum seni. Evet. Şimdi Deniz beni kovalıyormuş. Beni üçte biter biliriz. Tamam. At E5. Tamam, ben buna baktım tabii seninle oynadıktan sonra Deniz. Bu çok kötü bir şeymiş, bu yaptığın şey. Şöyle taş çıkalım. Ha, ama bir hazırlık var diyorsun. Hazırlık söz konusu. Peki, bunu aldım. Peki, sonra file 3 geldim. En son G3 hoş falan bir şeyler mi oluyor? Ne oluyor ya? Tamam, onu feda edersen alırım. Ne oluyor ya? H3. Tamam, feda et.
Enteresan bir şey yaptınız. D4 tamam. C5. Peki ben E5 oynayayım. C5'i. Yok E5 oynamak zorundayım. Önce bir atı E2'ye çekeyim. C3 oynayacağım çünkü. C5'leri. Ya da belki D5 oynarım. Ona bayağı üstün veriyordu da bakalım. Bir daha çalışırız arkadaşlar. İşin güzel tarafı bu. Eğer böyle yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız, mesela Deniz'in yaptığı şey çok güzel. Yıldırım için böyle enteresan bir pozisyonlar bulmuş kendisine. Onları oynamaya çalışıyor. Tamam G5. Peki. Atı bu sefer D3'e dönelim. C5 kontrol ediyoruz. Belki atı E5 sıkacağız. Belki kale H5 oynayıp G5 kazanmak isteyeceğim. Önce E5 mi oynasam? C5 tehlikeli mi? At B4'e ne yapacak? Önce bir tane at B4 gidelim. Türk oyuncusu olarak. Ha yalnız bir sen bu C5'i yemeyelim. Bir tane C3 oynayayım ki D4'ün tutuluk alsın. Kale D6 E5 var. Şah D6'ya E5. Fil D7'ye C5 yok artık. Ona kale H5. Şah F6'ya. At C6 mı var? Ya da buradan basayım hemen ya. Bir daha isteyelim arkadaşlar. Selim Gürcan'dan öğrendiğim gibi. Burada sürekli istemekte fayda var bir şeyler. Satranç oyunun mantığı bu. İstiyorsun. İsteyen kazanıyor bu oyunda. Gördünüz. Şimdi verdi C6'yı. Çünkü inanılmaz zekem karşısında çaresiz kalmıştı. Değil. Tabii ki. Şimdi D5 oynayacağım. Önce buraya da bir basalım. Sonra bir E5 oynayacağım. Sonra diğer tarafı sürmeye çalışacağım. C5 oynarsa B6 boşta. Buraya girmesini istemiyoruz. Şimdi onlar da izin vermeyeyim. Şimdi kale F5 gidip G5'i almaya çalışıyorum. Oradan nereye? Ha, B5'e giriyor. Vay çakal. Gelme. D5, B5'e E4 oynayacağım. BC4'e. Ha yalnız karşı oyun veriyoruz galiba. O yüzden böyle kale C6 geleyim önce. Ver diyelim C'yi diyeyim. Burada bir iki tane bir git gel yapıp sonra burada kale F5 geleceğim. G5'ini kazanmak adına. C5'e D5 oynayacağım. B5'e alacağım herhalde. Ve oradan birazcık karşı oyun olacak ama ne yapalım. Ben de iki tane daha alıyorum buradan. F3'e kaçıyorum. Herhalde kazanç durumdayım. C5'e D5 demiştik. Ha bu şekilde yapıyorsun. Onu görmedim. Ama önemli mi? Alalım bunu ya. Neyse bu son verdiğim karar çok aptalcaydı. Bu kadar kötü bir karar verilemez. Burada gördüğünüz gibi adam çok iyi bir şekilde adam çocuk adam çok iyi bir şekilde savundu. Şimdi bunu saptıracağım illa ki. Şahımı çıkacağım. İzin vermiyor. Aman tanrım. Belki buradan da sürelim. Şah böyle kaçalım. Şimdi şahımı en sonuna çıkacağım. Geldim. Bir daha istedim. Şah çekip böyle gelelim. Ne oluyor ya? Lanet olsun. Evet tabii çocuk çok iyi hesap yaptığı için gördüğünüz gibi de en son piyonu ben almak zorunda kaldım. Ama enteresandı. Güzel partiyi çok iyi savundu son kısmını. C3 peki at V6. Fil D3 at C6. Böyle fil G4 geldik. H3 fil H5. E6. Fil E7. At V1 rok peki. At G3'e fil G6 döneceğim. H4 H6. Herhalde D5 mantıklı burada. Çünkü G6'yı almasını engelleyemiyorum. Tamam. At G6. Vezir E2. Hemen gelmesine izin vermeyeyim. Şimdi duruma göre belki fil D6 falan oynayabiliriz. Taşları merkeze götürelim. Size okuyamıyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü hani okuyacağım size ama birazcık izninizle
bu oyunların bitmesini istiyorum. F4. Peki. Ben şimdi bu F4 riski tarafları da var tabii. Sen ne istiyor? Bunu bir kere almakta fayda var sanki. Şimdi bir tane A6 oynayacağım. E5 oynarsa atı D5'e zıplayacağım. C4'e at, B4'e gidip, yani C4'e bir at, D4'e gidiyor zaten hemen. Onu yapmaz aslında. F5 kolay değil. Fiilini vezir G4, H4, H5 istiyor. Peki. Madem öyle. Ben C4 süreyim. H4 sürünce fil C5, at E3 oynasam. Abi sen bir de oradaki fili de unuttum ya. Bu aşırı tehlikeli bir saldırı geliyor gibi hissettim bir an. Bir tane aşağı çekeceğiz. Fil E3 oynasam. H5 önce fil C1. HG6'ya. At E3. Herhalde tek şansım o. Fil E3. H5. Fil C1. HG6. At E3. Vezir H5. FG6. Fil G6. Abi direkt vezir G6 da varmış ya. Hiçbir şey görmedim ya, bu kadar salaklık olmaz. Neyse ki onda F4'ü boşta kalacak. Şimdi eğer işler beklendiği gibi giderse. Bu vezir G6'ya ne gerek vardı bilmiyorum ama. Kalefeydi. Ben de F4 istiyorum. Tamam, fil G6. Fil F4 oynayacağım. Peki. E5 istiyorum. Tamam. Kale devre oynarsa G5 oynayacağım. Hatta kale devre, kale H8 şah çekeyim. Tamam, şah E6 geldim. Herhalde iyi, yani kötü değilim. İyisini biliyorum ama kötü olmadığımı düşünüyorum. Düşünüyorum da aksanlı söyledim, fark ettiniz mi bilmiyorum. Bunu da gelelim. Bütün kaleler kontrol altında. Belki at D3'e gireriz. Önce bir tane kale H8 şah çekelim. Çünkü Türk oyuncusu olarak böyle bir fırsatı kaçıramam. Kendime şah çekme dedirtmem sevgili dostlar. Şimdi at D3, önce at G5'e, şah D7 kaçmak zorundayım. Sonra şah C6'dan gideceğim. Tam kale E2 oynayınca da önce bir tane fil F4 şah çekeyim diyordum kendime. Fil F4 şah alırsa at F4 alacağım. Şah F2 oynarsa oklar moklar. Tamam, şah F3'e kale F8 falan. Ama kale F8'den önce mesela at E5 şah çeksem. Şu at E5 şah çekip de onu iyice geriye götüreyim. Sonra açık hatta geleyim. Ay, bayrak gidiyor. Şimdi file 3 de bir tehdit. Şah E1 oynarsa at D3. Ha, şah E1'e, bir saniye, şah E1'e ne yapacağız? Şah E1 yemli belki. İnşallah görmez. Der demez görüyor. Aşağılık adam. Sen buradan kaçmam lazım ya. Açmazdı. Baban olsa durma demişler. Kaçalım şöyle. İnşallah bir şeyler yemiyoruzdur. G3'e fil D6'm var. Ha, bayram düşürdü mü? Neyse. B3'e B5, fil E7, G5, G4, fil D6, bir alt edeceğiz. B5 sürelim, önce tutalım her şeyi. At F2 alalım, gelelim. F2. E4. Yalnız bu arada sen reytingine mi oynuyoruz biz bu partileri? Deniz, reytingine mi oynuyoruz bunları? Bilmiyorum. Unrated mı değil mi anlayamadım. Ha, puansız, ha, tamam, puansız da tamam, önemi yok.
Evet. Ha bir de çocuk benim için reyting kaybetmesin diye söylüyorum. Tamam bunu daha önceden de oynamıştık. Casual tamam. D5. Bile 2. Burada daha önce E6 ile çift soru çekmişti. Az kalsın kazanıyordu. Herhalde aynı şeyi yapacağını sanmıyorum ama belli de olmaz. Puansızmış evet. Buradan okuyabiliyormuşum. Sonradan buldum onu. A5. Peki önce şu atı kovalım. Şimdi burada bu A3 oynasam bu bana enteresan geliyor. C4'e bir daha basalım. Böyle bakalım bunu deneyeyim. Bunu hiç oynamadım şimdiye kadar. Hayatımda ilk defa bu A3 hamlesini oynuyorum burada. Yani bu A5'e hep A4'le izin veriyordum. Bakalım Deniz'le oynarken şöyle bir deney yapalım. Çünkü nasılsa bayrağımı düşürmek yerine berabere veriyor gördüğünüz gibi. O yüzden bari bir şey öğrenelim. At V6. Belki çok mantıklı. Fili G4'e gelmek istediği için bir tane şu oyuncu. Bu da çok anormal bir hamle ama neyse. D alır E6 peki. At F3. Kale E8 oynarsa fil D4'e gelmek zorunda kalacağım. Ha buymuş esprisi. Peki. Çok mantıklı. Yani şu yarım hamlelik taktikleri göremiyor olmak beni çok üzüyor. Peki ben de öyleyse böyle bir alt edeceğim mecburen. Sen onu ben bunu şeklinde. Ha, peki ben de aldım bunu. Sonra atı E5'e götürelim. Bir şey yapıyormuş gibi. Bu garip pozisyon bana iyi olması lazım diye düşünüyordum ben ama işte bayağı bir oyun çıkartıyor Deniz. Şu vezirleri kesmek yerine şöyle şah F2 gideyim ki taşlarım çıksın. Vezir A5 falan giderse o zaman düşünürüz. Kale D1, mali D1 falan. Kale D1, vezir B6. Vezir C3 falan olmuyor. A4 koştu. Sen vezir C8 geldi. Şimdi at D5 gelebiliriz. C6 oynayabiliriz. Şimdi kale D8 gelmek istiyor. Bu kalemizi oyuna sokalım bir kere. Kale D8'e vezir E7 falan. En azından F7'ye basarız. Kale D8 korkutucu değil. Okuyamadım arkadaşlar özür dilerim. Sizi okuyacağım ama şu anda dediğim gibi ime satranç oynuyorum. Adam benim bir dakikada gördüğüm şeyi 10 saniyede hesapladığı için işimiz var. Şimdi at A4'e at E4 beğenerliyorum. Bu önemli bir bilgi. O yüzden kaçalım. At A4 almak isteyelim. O düşünsün. Tamam H5. Şimdi artık at A4 alıyorum. Fil F8'e vezir D4 geleceğim. At B6 istiyorum. Fil E2 oynarsa at B6'm var. At E4'e vezir kaçıyorum demiştim. Ha ona at G3 gelecek. Tamam gelsin. Ya abi sen böyle kaçayım. Aptal mıyım ben? Hep iste iste diyorum arkadaşlar görüyorsunuz ama kendim istemiyorum. Tamam. Bunu da aldık. At G3. Peki. Ben de vezir istediğim için. Fena değil dedim ama at E2'ler falan. Yani başımız vermeyecek. At değil bir tane kalite verilmiyor. Koca. At değil at E2 şah E2 at C1. Ben de at F6'dan bir şey alacağım ama. Tabii bu ideal olmadı. İstediğimiz şeyler böyle şeyler değil. Bu kadar rakibe karşı şans verdiğimiz projeleri aslında sevmiyoruz ama. Ne yazık ki. Adam iyi oynuyor. En sevmediğim rakip tipi çocuklar. İyi oynayan rakiplerin iyi oynamamalı. Kendisini et gibi bırakanı severim. H4, alright. Bishop to B2, vezir F4. Sen kale D4 gidip ben de isteyeyim ya. Ama kale E5 gelir. Önce bir şunu gelin. Kale E6 peki izin vermedi. Ben de böyle ona izin vermeyeyim. Vezir F4 şah yok. H4'ü istiyoruz. Belki vezir E4 gideceğiz. Tamam, fil F1. Vezir F2 ile çifte vuruş mu var? Vezir F2'ye vezir F3 var. Vezir F2'ye vezir F3 var. O yüzden böyle oynuyorum. Yo hiçbir şey yapmama gerek yokmuş ya.
Sen ha bunu istiyor. Ay orayı istediğini unuttum. Sen ne alt ettik ya? Burada var dediğim şeylerin hiçbirisi yokmuş. Vezir F3 var sandım. Haçlıların boşta olduğunu görmedim. Ben B2 yazacak sanmıştım. Neyse bunu terk edelim. Nasıl? Pardon. Niye beraber tek? Beraber değil, terk ediyordum da eline beraber çarptı. Terk etmek yerine beraber teklif etmiş oldum. Nasıl bir maç teklif ediyorum? A kale B4 görmedim. Bravo. Bravo. Burada vezir F2'ye kale B4 var değil mi? Bravo arkadaşlar. İşte yaşlılık böyle bir şey. Böyle şey göremiyorsunuz. Ben yani vezirin D5'ten G2'yi tuttuğunu bile geç fark ettim. Ha dön. A, tamam anladım. Sayfaya geri dönünce olacak. Tamam. Puansız birisi tamam. Tamam döndüm. 41 ve ilerliyor. Her geçen gün daha yaşlanıyorum çocuklar. Yok, güzel canım, ben hani memnunum yani şey yapmaktan. Sağ olsun hani şey kısmını seviyorum ben. Oyun kaybetmek sorun değil. Ama mesela aynı şekilde iki kere kaybetmekten nefret ediyorum. Tamam bu da enteresan yeni çıkan çılgın pozisyonlardan bir tanesi. Bakalım ben bunu böyle kendimce bir şeyler buldum ama ne olacak bilmiyorum. Böyle sallıyoruz bu taraftan. Bunu bir sen böyle oynayayım ya. Sonra böyle çıkayım. Garip ama gerçek. Amacım A4 sürmek. H4. Peki, oralara dokunmuyoruz. Biz de kendi oynamak istediğimiz tarafta oynuyoruz. Hatları açmak istiyoruz ikimiz de gördüğünüz gibi. O oradan açıyor, ben buradan açıyorum. Denize karşı tek şansım. Normalde yaşlı tarafın şey yapmak istemesi lazım. Hani böyle bir saniye. Tamam, onu alacaksın. Ben de seni buradan mat etmek isteyeceğim. Böyle mat mı etmek istedim? Böyle zavallı gibi vezir değişmek istiyorum. Bunun adı o. Ama bir saniye. Şimdi file E6. At F6, EF6. O fili orada tutmak zorundayım çünkü onun tehditleri daha önemli galiba. Tamam EF6. Vezir D6'ya vezir A5. Peki. Vezir H2'ye kale FD8 ya da kale FC8. A3'ü tutuyorum. Sorun yok. Eğer F5 sürersen bir ara vezir A8 mat çek beni. Ama ben kale FC8'den sonra aşırı iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Umarım bir aptallık yapmıyorumdur. Hocam geçen yanında denize karşı neredeyse tüm galibiyetlerinizde oyunda vezir var. Evet, ben de onu söylüyorum yani. Normalde yaşlı oyuncu şeyi tercih eder. Hani böyle vezirleri keseyim de ondan sonra yaşayayım ister. Böyle çocuklardan, gençlerden kurtulmanın yolu odur. Öyle tavsiye edilir. Ama denizde oynarken tam tersi. Adamın vezire karşı alerjisi var. Ama şimdi hakikaten benim saldırım sanki daha fazla hat açık. Benim saldırım daha iyiymiş gibi hissediyorum ama I do not know. Hoca çok tatlı değil mi sohbeti falan? Ben yokmuşum gibi arkamdan güzel şeyler söyleyebilirsiniz çocuklar. Hakaret edene moderatörlerim atıyorlar hemen. Ama benim hakkımda tatlı tatlı konuşabilirsiniz. Aman tanrım. Arkadaşlar bu da şey yani hamle yapsa teşekkür ederim Turgut Çalıncım. Yerim seni. Usta terki geldi. Başka türlü puan alamayacağımı anladığı için herhalde. Neyse bu sefer bu 4 atı oynayalım. Şimdi ne yapacağız? Neyse böyle alalım canım. Teşekkür ederim sevgili Özgür Akman. Bir başka kanaldan geliyorsunuz herhalde diye tahmin ediyorum. Kaçalım. Sen hocam hepiniz zenciyim diyerek koşan Mert Arzu geri gelmeyecek mi artık? Ha şöyle. Yani hala oynarken öyle oynuyorum canım. Da şimdi yani bu aynı şey değil ne yazık ki.
Ha biz bunun aynısını oynamıştık Deniz'de galiba. Ben burada C4 oynamıştım. Yani hala böyle oyun kaybettiğim zaman işte geçenlerde Mustafa ile oynamıştım ya da Deniz oynadım. İşte gittim baktım dediğim gibi yani hani o yaptığı açılışlarda falan ne oluyor falan. Ben rekabetçiyim hala da. Sadece yani bir de turnuva da oynayamıyorum şu anda. Yani çok rekabetçi olup delirmenin de anlamı yok yani. O yüzden tekrar umarım günün birinde rekabetçi olur. Sen burada ne yapacaksın? Şimdi bu filmi çıkmak istiyorum. Bunu çıkacak güzel bir yer bulmam lazım. Önce bir fil F3 oynayalım. Şu E4'teki ata saldıralım. At G5 oynayınca o filleri değişmeye gidelim. F5 sürerse fil E2'ye çekeceğim. Zayıflattığını düşünüyorum. Fikrim atı D3'e çekmek. Ondan sonra filme F4'e çıkmak. Güzel güzel oynamak. Teşekkür ederim Burak Bey. Dünkü yayındaki performansınıza hayran oldum. Bayağı bir konuştunuz. Tartışma programında o kadar çok konuştunuz ki tebrik ederim sizi. F5 bana inanmadı. Sırf beni duysun diye yüksek sesle söylemiştim ama görüyorsunuz artık gençlerde hiç saygı kalmamış. Sürersen zayıflar dedim ama adam diyor ki abi uydurma. Aha. Konuşmak istiyorsan özellikle yani gidip de senin yaptığın şey de hiç akıl kârı değil Burak ya. Görkem Sırrı ve Mert Erdoğdu gibi iki tane Türk satrancının geveze ismiyle yayına çıkmak istiyorsun falan. Ondan sonra da yok beni konuşturmadılar. Yok bir de konuştursalardı. D3. What is this? What is this I mean? Vezir D3 alınca ne yapacaksın? Vezir B6'ya file 3 var. Neden böyle bir şeyler yapıyor bu çocuk ya? Malı bol. Beni seviyor. Ben kaybetmeyeyim diye hakikaten çocuk görüyorsunuz. Ben sırf yayında yüzlerce insanın önünde rezil olmayayım diye neler yapıyor. Bir de Burak Fırat gibileri var. Abi seni daha çok yeneceğim bilmem ne falan diyenler. İşte saygı sevgi böyle bir şey çocuklar. Burak Fırat'a da nasip eder inşallah yaradan. Mesela A3 oynayalım. Alınca atlı alacağım. File A6'ya B3 oynayacağım. Tamam öyle gelince şu kalemi bu kalemi geleceğim. Diğeri belki daha iyiydi. Şimdi at E5'e. Tamam bu A4. Her şey olması gerektiği gibi aşırı iyi pozisyondayım. Umarım böyle devam eder. Şunu da bunu da gel ya. Şu taş çıkmak için böyle eziyet çekiyor olmam gerçekten dram ya. Öğretmen olduğum için çocuklara taş çıkın falan diyorum. Kendim çıkamıyorum. Ay Burak öyle mesela benim kafamda öyle bir proje vardı arkadaşlar gidip mesela şöyle bir proje sence şu file 4 F6'yı da isteyeyim. Belki günün birinde alırım. Sonra böyle gelin. Proje şöyle bir şey. Tam kazanırken kaybettiğim 150 oyun adlı projem var. Ama onu şu anda uygulamak o kadar kolay değil. Görkem Sırrı ile bizim zamanında kitap projemizdi bu. Böyle bir kitap yazmayı planlıyorduk. Şimdi C5 her şeyi aldığı zaman A5'i alacağım. En son C4 tehlike mi yaratacak? Belki yapabilir. O yüzden önce şu atı B2'ye götüreyim. Kale D6 isteyeyim. Atı isteyeyim. Böyle girmek istiyorum. Her şeyine basmak istiyorum. Öyle gelince kale D6. Eğer kale E6 giderse şimdi bir tane C5 çok zeka dolu. Sen C5 zeka dolu mu? Böyle döneyim. C5 kaçmıyormuş. Şimdi bir şeyler istiyorumdur. Onu Deniz görecek. Hay Allah. Tamam. Şimdi kale E8. Bunu alıp file önce C7'ye götüreceğiz. Yine izin ver. Ulan bir şey de izin ver bir adam. Fil D6. Peki at E5 oynayacağım. Tamam onda taşla çalışmıyor. At E5'ten sonra şuralara. Öf Mert ya. Neyse ki aldı. Tamam böyle dönelim. Aldık. Şah G2'ye. Şah 3'e götürmek istiyorum. Tamam ne oluyor? Tamam onun çok bir önemi yok. Çünkü ben buradan bütün dünyayı alıyorum sanmıştım ama. Yok canım çocuk
hızlı ve etkili oyunu var. 2,5 2,5. Bana verdiği beleş puanlarla 2,5 2,5 yaptık. At C6. Saat de 2 tane burada bu normal teorileri oynuyor. Bana Burak Fırat ukalacı bir cevap vermemiştir umarım sevgili chat. Yani ben kendim gevezelik yaparken vermediğimi ümit ediyorum. Fileydi. Şimdi düşünüyoruz. Fil C6, B C6 peki. Ne olacak? At C6 alacak. Onu alacak, bunu alacak. Peki öyleyse vezir B6 gelin. D4 almak istiyorum bir kere. Sonra bir daha C5 sürmek istiyorum. Kabul ediyorum beraber tek fine. Ne oldu? Herhalde işi çıktı. Denizciğim çok teşekkür ederim benimle uğraştığın için. Sağ olsun. Bayağı bir ilgileniyor benimle. Bu çocuğun hakkını ödeyemeyeceğim. Dostluk adamdı yani. Birazcık şey oldu. Birazcık fazla bana iyilik yaptın ama olsun. O kadar olur. Tabii vezir değişerek şey yaptı. Peki. Şimdi madem öyle yeni bir oyun kurup başkalarıyla oynamaya çalışalım. 3 artı 1 arayalım. Bir taraftan da topluluk oyunculardan. Şu anda online olan kuvvetli oyuncu arıyorum. Abi sen bilgisayara basmam lazım. Bilgisayara basıyorum. Oradan buluyorum. Game Dropstone. Russian Grandmaster'a teklif edelim. Bir şey sorabilirim. Bir şey soracağım. Bu arada şunu biliyor musunuz? Mesela şimdi ben bu ekrandan çıktığım zaman galiba bu search bitiyor öyle değil mi? Yani eğer başka bir kanala gidersem, başka bir yerde aramaya başlarsam bu mesela Dropstone'dan adama yaptığım teklif gidiyor. Yok ben yolcu ben görüyorsun yani hani beynim kanı gibi bulutlarda falan bayılıyorum. Bayram düşüyorlar. Yani sizin için eğlenceli olur ama benim için pek eğlenceli. Ha devam ediyor mu? Çok iyi. Çok iyi. O zaman bütün diğer oyuncuları teker teker teklif edelim. Bakalım şöyle kuvvetli birileriyle oynarız belki. Şöyle güzel birisi olsun. Kha'Biggs'le oynayalım. Hungarian Master. Ondan sonra oyuncular. Tekrar bir liste basıyorum. Dimitri. Bu kuvvetli bir adama benziyor. 3 artı 1. Araçlar, topluluk oyuncular. Blitz. Giden nedir? Bir şeye gitti diyorsunuz ama. Moro. Bana teklif edin. Sen şimdi sizi okuyayım. Ben de bir taraftan bunu şey yapayım. Yeni seçme açmam lazım. Bir saniye. Efendim? Ne demek o mouse tekerleğine bastığım zaman? Yeni. Evet. Tamam, hayır onu aldım. Tamam anlamadım söylediğin şeyi de. Bir daha şöyle. Yeni sekme açtım şimdi. Evet. He aldım aldım aldım. Öyle her seferinde ekranı değiştirme diyorsun yani. Tamam aldım aldım. Yeni sekme üzerine yapıyorsun. Tamam oldu eyvallah. Çok sağ ol, çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Bakalım şimdi Deniz sağ olsun. Bu işlemi dedi ki burada yap. Oradan yapalım. Burada birileri bir şey söylüyor. Blitz. Peki. Blitz. Doğru söylüyorsun. Burada takıma kaç kişi geldi? Bir tek ben varım. Ama bayağı insan gelmiş ya. Hocam kanal mı açtınız? Evet kanal açtım. Evet. Leeches. Şimdi hızlı eşleşme demiyorduk. Ne yapıyorduk? Önce topluluk. Blitz. Kamer Vincent'a teklif edelim. Bu da daha iyi çocuklardan bir tanesi değil mi? Bakalım daha iyi çocuklar 3 artı 1 oynamaya çalışıyorum. Eğer kimse oynamazsa yine 1 dakika içinde 3 artı 2'ye basacağım. Ve bakalım başımıza ne gelecekse onu göreceğiz. Evet. Çok şeyim. Yeni sekme açmam lazım. Yok Mustafa, Bulut ben oynayamıyorum ya. Bunu yapan adamlar var. Bir de onlar
Kar senle oynayan adam varken Bulut bana oynatırmayın yani. Benim hani Bulut'la falan pek işim yok. Yani işim yok derken bu arada. Hani ben de kaç tane oyunum var? Mesela bir size göstereyim şunu. Profil. 8884 tane oyunum var. Bunun 8650'si falan Bulut'tur. Kendi kendime hep bir Bulut oynuyordum ama işte reytingimde böyle 2550-2600 arası gidip geliyor yani. Öyle hiçbir şey olmayan, özelliği olmayan bir Bulut oyuncusuyum yani. O yüzden yani şey olmaz, sizi memnun etmez. Bir de en azından yani sadece şeye de bakmayın. İsterseniz birazcık da hani bir şeyler de öğrenmeye çalışın. Ya oynarken çünkü böyle konuştuğum için belki size bir faydası olur satrançsal olarak. Ya olmama ihtimali daha fazla ama olabilir belki. Böyle ağzımdan böyle söylememem gereken satrancın sırlarını kaçırabilirim falan. Yani belki size faydası olur. O herhalde çok daha güzel olur sizin için. Neyse, buradan yeni bir oyun kuruyorum. 3 artı 2 yapalım. Belki bu şekilde birisini yakalarız. Olimpos kat. Başımıza da gele gele böyle bir şey geldi. Ha, siz bu, bir saniye, siz şu anda bu sekmeyi görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Tamam. E4, C5, at F3. D6, D4. Sen şu chat'i de açmam lazım. Şöyle kenar diğer ekranı koyayım. Vincent Cameron dahi. Evet, Almanya'nın geleceği doğru. Ya doğru, 3-0 bütün dünya aslında 3-0 oynuyor. Ben de 3-0 oynuyorum ama şimdi hem konuş hem anlat bilmem ne falan zor oluyor diye böyle birazcık ekleme istiyorum. Bir de 3-0'da şey böyle çok bayram düştüğü zaman da hani böyle dedim ya biraz önce çok fazla mazeret arayıp duruyorum. Boşuna mazeret arattırmayın bana. Hiç onlarla uğraşmayalım. Güzel güzel oynayalım. Şimdi burada atı B3'e gittikten sonra şimdi burada adam D5 oynamak istiyor. Vezir B4'de D5 oynayacak. Fil F6, fil F6 vezir B4 alabilirim belki. Ya da almış hemen bir şey. Ya burada hamle sıralarının falan önemi vardı ama hatırlayamıyorum. Yani bu H5 pek parlak bir hamleye benziyor. Bu atı B3'te oynamıyordum ben ya bu sistemi. O kadar zamandır oynamıyorum ki ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Neyse. D5 tamam bunu alacağız. Bu durum hiç hoşuma giden bir pozisyon değil çocuklar. Çünkü çunkum adam merkezi iyi. Bütün tersanelerime girdi. Bir de aşağı altı oynayalım. Oraları açmaya çalışalım. Şimdi bir saniye. File 4'e at C3 var. Siyah kaleleri yönelerekten Vezir E1 B2 güzel olabilir. Vezir G5'e gidemiyorum. Şu E5'i isteyeyim bir kere. Bir tutsun. Sonra belki Vezir F2 daha iyiydi ya. Vezir F2 oynayıp at çeviş. Ya burada beni daha ilk bu Lichess'e girdiğim günden beri Azipa diye birisi takip ediyor. Yani belli ki Türk. Benim kim olduğumu da biliyor. Yani hani sağ olsun beni o kadar çok izledi ki. Acaba sizden birisi mi Azipa? Yani tanıyan var mı demek istiyorum. Sen şurada atı A5'ten C6'ya atalım şimdi. Ya da böyle C4'e gelin. Durum hiç güzel gözükmüyor ama. En azından bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi duruyorum. Pozisyonumdan memnun değilim. Tamam, kale C8 geldi adam. At C4'ü diyor ki o kadar önemli bir tehdit değil. Peki ben şu file E4'e gidip D5'e basayım. Şimdi en azından bir şeyleri ister hale geldim. Değil mi? At C3'ler o kadar tehditkar mı? Abi sen at C3, B C3, B C3. Adam vezir A3 istiyor. At C3 alamıyor mu ya? At C3 miydik? Ya yani bunu önce hesaplayıp sonra oynasam daha iyi ederdim sanki. Neyse at C3'e Şah1 oynasam, at D1'e fil A8 alsam. Herhalde öyle bir şeylere girişeceğiz mecburen. Mesela at C3, B C3, B C3, A8 alınca vezir A3 geliyor. Matı nasıl tutacağım? Tamam.
O zaman at c3, b3, b3, at b3 dönsem. Vezir a3 oynayınca kale d8 şah, şah f7. Mesela aldım, aldı. Atı b3'e döndüm. Vezir a3 geldi. Kale d8 şah çekip vezir c3 alıyorum. Almayacağız bunu ya. Bunu alamıyoruz. Basitçe. Bir anlamı yok. Ben de a8 istiyorum. Şimdi c3 almak istiyor olabilirim. Çünkü artık kale b1 var. Eğer kale a8 oynarsa belki alırım. Belki. Hatta kale a8, at c6 da oynarım belki. At e4. Peki o beni o kadar endişelendirmiyor. Vezir f5'e, vezir d5'e çekeceğim. Vezir c5. Ver onu, ver bunu dedim. Çok güzel. Tamam, şimdi at b3 oynarsam sen daha iyi bir şey bulmam lazım burada. Vezir a5 pis bir hamle. Pis bir tehdit. Tamam, bunu oynamak zorundayım. Yani at b3, vezir c2, başka bir altı düşüneceğiz artık. Tamam, şimdi vezir h4'te verm atı diyelim. Ben f6 isteyelim. Ama yok, o da iyi. Ben de b4 alayım bari, ne yapalım. Vezir b4. Kale ab8'e, vezir e'ye döneceğim. Ben de oralardan bir şey isteyeceğim. e6 isteyeceğim. Vezir g7 at. Kale ab8 iyi değil. Fil b3 olursa vezir b3 şuraya çekeceğim. Aa, vezir c2, kale d8 kaçırdın değil mi? Onu mu söylüyordunuz? Doğru, evet. Doğru, evet. Aa, şimdi fark ettim ben de. Yani bu, çünkü ben de şunu düşünürken fil b3, vezir b3 şah çekip aa sonra kale d8 de bu boşta kalır diye hissettim. Buradayken direkt kale d8 vardı. Hemen oyun bitiyordu, haklısınız. Ama işte görüyorsunuz, yani durum kayıp gibi gözüküyor. Hala insan kendisini bırakmaması lazım. Yani ben fikren bıraktım kendimi. Ve hemen bayıldım yani bunun karşında. Mesela vezir b3 bu sefer, mesela bu olmaz. Adamın şahı daha açık gibi hissettim. Daha açık değil ama. Yani karşı şanslarımızı şah zayıflığından elde edeceğiz diye düşünüyorum. Kale d8'in kaçması iyi olmadı tabi. Evet, farkındayım, Allah verdi, sağ ol. Yok, vezir b7, vezir c7 falan dönecekti sanki. O yüzden onu istemedim de. Ya da fil f7. Ama bu, yani c2 alamıyordu. Basitçe kale d8 verdi. Vezir e7, fil f7, f6 alınca şah f8'den kaçacak falan diye düşündüm ama olabilir şimdi. Hani o kadar çok çift soru çektik ki hani muhtemelen her söylediğiniz doğrudur. Tamam, ben de f6 isteyerek gideyim bir kere. Sonra kale devir geleceğim. Peki, böyle gelince bir de bunu gelin. Şimdi kale d7 istiyorum. Bayağı bir iyi oldu. İğrenç oyunumla rakibimi kandırmayı başardım. Vezir b6, f6'yı tutamıyor galiba, değil mi? Öyleyse isteyelim. Bay Çakalovic. Ama önce şah çekerim ben de. Bunu görmedin galiba. Bay yanlış. Şimdi e8 alıp vezir b8'ler olabilir. Kale d6. Mesela bunu alayım. Sonra dön bebeğim. Aha, kale g6 olur. Neyse. Neyse, şimdi doğal yollarla. Şimdi kale d2 oynayıp bir şeyler yapmak istiyorum falan. Evet, ben de o file f7'ler var diye ama ya basitçe kale d8 kaçırdım işte. Hani onu yapmamam lazım tabii. Daha dikkatli olmam lazım ama işte insan şeyle fark. Ne oldu? Gitti. Yeni rakip diyelim. Mattı herhalde, doğru söylüyorsun. Ne oluyor? Kale e8, şah e8, vezir e6. Mat kale, yok, kale e7 var galiba da. Ya her zaman şiarla mı oynamak zorundayım ya? Şiar, biliyorsunuz, benim öğrencim, daha önceden söylemiştim. Çok yaratıcı, çok iyi bir oyuncu. O da beni kovalıyor galiba. C4, at D4, at F6. Bu şiar değil mi bu arada? At C3, A6. Şimdi tabii artık boynuz kulağa nasıl geçiyor görüyorsunuz. En son böyle bir şey yapmıştı. Beni aşırı zor pozisyonda bırakmıştı. Şimdi daha sakin bir şeyler yapacağım.
E6. Bunu bana Kaan Can, başka bir öğrencim, en yeteneksiz öğrencim, Kaan Can oynamıştı bir tane Türkiye Kupası mı? Lig'de oynamıştı galiba. Kaan izliyor musun evladım? Nerede oynamıştın bunu bana? Şimdi roka attığım için herhalde bu şeyin çok önemi yoktur. Şimdi at BD7. E6'dan feda atarsa alsın. F6 alacağım. At E6'ya, bezi B6. Yani halimden memnunum. Evet, tabii. Bakacağım zaten şöyle bir oyun yani. Hani bir tane hata sonra 8 tane birden gelmeye başlıyor. Melih Kaancan, evet. Benim böyle evimde Kaan, Şiar, ondan sonra Berkay, sonra Deniz. Bunların hepsi bir arada ders yapardık. Böyle onlar oyunlarını falan gösterirdi. Yani öyle çok eğlenceli. Bayağı ya ben çok eğlendim. Bana geldikleri zaman çok mutlu olurdum. Ondan sonra hani öyle bir çalışma grubumuz vardı bizim. Tabii ondan sonra büyüdü çocuklar falan. Üniversite sınavı bilmem ne falan derken işte Deniz Kanada'ya gitti. Berkay Koç'a girdi galiba. İşte Şiar Boğaziçi'ne girdi falan. Yani öyle en sonunda yollarımız ayrıldı. Ama çok eğlenirdik yani. Onlar da eğlenirdi, ben de eğlenirdim. Hala da çok severim hepsini. Kaan ama dediğim gibi en yeteneksiz öğrencimdi. Şiar da bu arada şeyci oldu galiba, değil mi? Atomikçi oldu. Görüyor musunuz? Bir tanıdığınız yoksa ünvan zor. Ha. Satrancı bırakmadılar diye biliyorum ben. Yani oynuyorlar ama eskisi gibi, yani Şiar özellikle at D5, şimdi dönüp almak zorunda kalacağım. Şimdi burada at C3 alabilmek çok iyi olurdu ama ne yazık ki olmuyor. E6 yok. Fil D7 oynayacağım. E4 karesini tuttuğu için C5'teki atı değişmek istemiyorum. B3'teki fil, bedava dersler diyorsunuz bana. Vallahi bravo ya. Burada B3'teki fil, buradaki piyonlar yüzünden kısıtlı. O yüzden bunu almaya çok gerek yok. Tamam, vezir G4. Alright. Şimdi at G6 gidelim. Şimdi duruma göre vezir H4. Vezirleri kesmek için. Duruma göre basıcı at E5 almak istiyorum. E6 noktası yeterince kontrol altında. Vezir H4 oynadığım zaman vezirleri kesersek de herhalde bu oyun sonu benim için çok iyi olsa gerek. Çünkü E5'te zayıf piyon var. Eğer bir vezir G6'lı, kale F7'li falan bir şeyler yemiyorsam bayağı bir üstünüm gibi hissediyorum. Ama tabii bunu göreceğiz. Hakikaten ya. Özgür Akman, sen bir de kendin de ders veriyorsun. Yani benden bedava ders anlatıp onları satarsın da sen. Ah, siz o başka kanaldaki yayıncılar yok mu? Ah. Atarım. Tamam. Ondan çekinmiyorum. Çünkü onu almak istiyordum zaten. Yani bence en önemli avantajım onu alabilecek olmaktı. Şimdi B3'teki filin çok fazla işe yaramadığını iddia ediyor şair. Bakalım haklı mı? H4 çok güzel. Şimdi H5 olabilir. H6 daha mantıklı duruyor ya. Hem hava dili açalım, hem de o piyonların beyazları gelmesi beni mutsuz etmeyecek. Şimdi fil D'yle at C6 oynamak istiyorum. E6'ya mı vurmak istiyorsunuz sevgili dostum? Peki, geldim fil D'yle. Kale F7, kale F7, at E6 olmaz herhalde. Taş çıkalım. Burada hamle gelirse çok aşırı üzer beni. Ama çok da şey göremiyorum ya. Tamam, şimdi at C6 yine çok aşırı güzel bir hamlemiz. Ama bir sene daha iyi bir şeyler var mı? O filin sıkışık olduğundan bahsetmiştik. Onu sıkıştırmaya çalışıyorum. Ama yok ya, gerek yok. At C6 güzel benziyor. Aldık aldık. Şimdi kale F7, kale F7, file E6'ya kale F8 var. O yüzden bir tehdit olmasa gerek. O yüzden böyle gelebilirim sanki. File E6 da biraz önce konuştuğumuz gibi o kadar şey değil. Önemli değil. G4 tamam. Kale D7 artık file E6 var ama. B5 oynayarak fili kısıtlamaya çalıştım ama bu sefer de oralardan hamle yapmak istemiyorum aslında. Fil D5 de oynamak istemiyorum. Ne yapacağız? Bu son hamlemiz o kadar değilmiş. Demek ki kale E8 tamam. Şimdi abort mission arkadaşlar. Bu yaptığım salaklığın farkına vardım.
Şimdi kaleye eğiliyor geçeceğim. Tamam, o G5'ten korkmuyorum. Kaleye eğdi. G5, onu alacağım. Sonra şaşıyla oynayacağım. Ondan sonra kale G4 giderse F5 planlıyorum. Ha, ama F5 yerine F6 daha mı iyi? Çünkü kale G6 ile uğraşmıyor. H6. Vay be. Vay be. Peki. Böyle oynayalım. File A6 yok. Kale G6 yok. Şimdi onu alabilirim istediğim zaman. Peki. Burada hiçbir şey yapamıyor sanki. Şu kalemizi tek açık hatta götürelim. Tamam. Sonra bu kalemiz de tek açık. Ama sen, bu kalemiz orada çok fazla bir şey yapmıyor. Şimdi bu H6, sen ne yapmak istiyor? Kale F1 belki bir fikir değil mi onun içinde? O fili kesmek istemiyorum ama B5 A5 falan oynamak zorunda kalıyor. Ha tamam, şöyle bir şey yapabilirim. Basitçe bu fili geleyim. Böylece F7 hep güvenli kalsın. Burada güzel bir yapı elde ettik. Şimdi artık buradan gelirim. Çünkü gördüğünüz gibi bir tehdit yok. Kale D2 ile B2 istiyorum. Bu nasıl bir şey? Vay 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 vay. Çakalovic. Onu almıyorum. G5 isteyerek şahın girmesine izin vermiyorum. Şimdi bu kaleyi D2'ye iniyorum. Böylece iyi bir şeyler başardım sanki. Tamam, öyle geldiği zaman Türk oyuncusu olarak şah çekmeyi kaçırmıyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Şah çekmek bir Türk'ün en önemli erdemidir diyelim. Buradan bir şah daha Türk oyuncusu olarak. Bir şah daha. Şah D6 geldiği zaman kalef sen. Şah E7'ye girmek istiyor. Ha bir de bunların hepsini benden öğrendi. Yani bu çok ayıp bir şey ya. Benden öğrenip bana aktif oynamak kadar ayıp bir şey yok, öyle değil mi arkadaşlar? Böyle gelelim. Peki. Şimdi EF5 oynayacağım. Sonra fili C6'ya götüreceğim. Şah F7, peki. İlerleyelim biz de. F piyonu kuvvetli herhalde. Nitekim şey oldu. Evet, galiba kötü D3'ü açmaması lazımdı. Bir tane daha oynayayım. Ya size okuyamıyorum. O cancel mı etti? Bir tane daha oynayalım şu yerle. Çünkü hani çocukcağız. Ay bir saniye. O pis şeyler yapıyor. Neyse. At C3. Sen o sorularınıza cevap vereceğim. Şu anda kusura bakmayın, şey yapamıyorum. Tamam, zaten şeylerden beklediğim üzere bu Rubinstein varyantını oynuyor. Fil C4, fil C5'e D3. Şimdi burada bir sürü hamle var. D6 herhalde en iyi hamle. At A4 diye hatırlıyorum buradaki devri. Benim bildiğim kadarıyla B5 burada en iyi hamle ama genelde onu oynamıyorlar. Bakalım Şia Bey ne biliyor. Ne biliyorsun? Göster kendini. Benim bildiğim teoriyi bilmediğini gördük. Şimdi önce bir file 3 çıkmak mı iyi? Yoksa direkt C3 oynayıp şuradaki merkezdeki durumu. File 3 C3 tehdit edersem B5'e fil B3 oynayacağım. Ha, B5 fil B3 C4. Bu file 3 belki çok iyi olmayabilir. Direkt C3. Yok, Deniz Fırat diye o da kendi yaş grubu grubunda, yaş grubu grubu, güzel Türkçemiz. Kendi yaş grubunda şampiyon olmuş bir güzide bayan oyuncumuz. Dediğim gibi işte bu tayfanın hepsi, bu tayfadan kastım Şiar, ondan sonra Deniz, Berkay, hepsi benim öğrencimdi. Böyle aşırı mutlu, güzel bir şeyimiz var. Şimdi file E6'yı F6 alacak. Fikri atı H5'ten F4'e götürmek. Ama benim de ayrıca rok atmam lazım. Nasıl yapacağız? Vezir B3 oynarsam, vezir B3 sanki mantıklıymış gibi ama neyse, bir E6 isteyerek oynayalım bakalım. Şimdi uzun rok atmak istiyorum. Vezir B3'ten çok emin değilim. Benim en çok şaşırdığım şey Rubinstein dünya şampiyonu olmaması. Ya çok güzel bayatı falan şimdi. Adamcağız delirmiş canım. Dram yani adam tabii ki.
Rubinstein hakikaten büyük oyuncuymuş ama ya işte ne yazık ki şampiyon olabilmek için sadece iyi oynamak yetmiyor yani. Bir de şans olacak. Ya da böyle aleyhin gibi kendi şansını kendin yaratacaksın. Mesela çok fazla bilinmiyor. Selim Çıtak da onunla alakalı bir tane kitap yazacak. Yani daha doğrusu Selim onu hazırladı diyebilirim ama işte önce Capablanca'nın çıkmasını bekliyorlar. Alper Efe'nin Capablanca kitabından sonra çıkacak. Bana anlattı Selim Çıtak bütün o aleyhin hikayelerini. Ya adam hakikaten yani bu seyrettiğimiz o Rocky'ydi bilmem neydi falan o filmler var ya onların hepsini unutun yani. Aleyhin hikayesi eğer böyle şey olmasa bu işte Nazileri bir yere destekledi falan hikayesi olmasa 20 kere falan film çekilirdi ve gelmiş geçmiş en büyük hikayelerden bir tanesi bence. Valla Murphy'ninkini bilmiyorum inanın. Murphy satranç yüzünden delirmedi diye biliyorum ben. Murphy kendi kendisine delirdi diye duymuştum ama yanılıyor olabilirim tabii. Tamam şimdi bu durumda Vezir Ağaç oynayamıyorum. Bir saniye şimdi F4 olabilir D4 olabilir. D4 oynarsam E4 C4 D4 oynamak istiyorum ya nedense. At H5 falan her şeyi kaybettiğim farkındayım ama yine de Vezir A3 ile basmak istemedim nedense böyle. F7 böyle bir şey yaptık. Durumdan memnun değilim. E4, C4. C4 oynayacak galiba. Bu şekilde girdiğine göre. Peki. C4'de ben de Vezir C3 oynayıp E5 tehdit edeyim. Ya da Vezir C2 daha mantıklı gözüküyor. E4'te tuzlu kalsın ki F4 falan oynayabileyim. Peki at H5. F4, at F4'e D5. Direkt D5 oynarsam E5 oynayacak. Aşırı böğrenç bir pozisyon. Böğrenç. Şiar beni ezerkeni. Ha peki E5, vezir D5, vezir E4 olma olmaz. O zaman abort mission, mata gidiyoruz. Kötü durumda olmanın tek güzel tarafı bu. Artık kaybedecek daha fazla bir şeyiniz olmuyor arkadaşlar. O yüzden her türlü fantezinizi, matçılık falan gibi. Matçılık, atçılık böyle bütün fantezilerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi at D3 bir tehdit mi? Bence bu çok parlak bir hamle olmayabilir. E5 oynayayım. Vezir D5 oynarsa Vezir E4 oynayacağım. At D3'e kale D3 alsam. Ya bayağı da güzel hamle yapmış çocukcağım. At D3'e şah D2. Kale F3'e. At E2 varmış bir de. Hiç bunu da görmedik. Dümdüz BNL dedim ya. Bu ne? Aptal gibi BNL dedim. Gördüğünüz gibi. Bu kadar saçma sapan bir oyunda alacağını olsun Mert. Tamam şimdi kale G1. Sen bunu alsam yoksa vezir D5 alıp mı kale G1 alsam? İşte böyle alalım. Kayıp durumdayız. O yüzden çok da fazla düşünecek bir şey yok. Belki F3 almaktan korkar. Vezir G4 falan oynuyorum diye. Durum bitik. Ezildik. Ezildik ve yenildik. Tamam. Hiçbir şeyden korkmuyor. Beni gören gördüğünüz gibi azıyor. G6 ya H4. H5 oynayacağız. Kale F5 yine H5 var. Tek butonum çalışmıyor. H5'e kale F2 vuracak herhalde. Şah E1 oynamalıyım galiba. Çünkü Şah E2, kale F3. Şah E2'yi, Şah E2 de oynayabilirim şimdi. Böyle oynayalım bakalım ya. Very bad position. Tam bayıldı bizi. Böyle gel. Böyle kaçtım. Ne halt ettim belli. Kale fake. Peki alalım. H5 kale 2 şah. Peki. Böyle oynayalım. Vezir D5 şah 3. Vezir C3'e vezir E6. Vezir E2 ile kesince geleceğim. Bunu alacağım. Belki yaşarız.
Çünkü ha, bu güzel fikir, bravo. Kale A1 oynayayım ben de. H4 kale A6 H3. Yalnız bir saniye, ben de o zaman buraya geri döneceğim. Bu daha tehlikeli piyon. Şah A3. Böyle geldim. Böyle geldim. Bunu geldim. Şimdi tek şansımız bu geçer olduğu için. Bir saniye. Bu kale finalinde bir şansım olabilir mi? Peki şöyle bir şey. Hiçbir şansımız yok canım. Kurtulma ihtimalim var mı? Beş. O kadar kötü ki durum. Buradan yırtma ihtimalim herhalde yok. Son olarak şöyle bir şey deneyeceğiz ama neye yaradı belli. Şah. Ve D5 ve şah çekiyor ve D5 doluyor. Terk edelim. Sen D6 ve 3 E7. Niye böyle bir şey yaptı? Ha, çünkü bu var. Tamam, peki. Çok güzel parti. Teşekkürler Şehriyar'ım. Güzel oyundu. Tekrar oynarız sonra. Ben kendime yeni rakipler bulayım. 3 artı 2. Atı 2'yi görmedim. Evet yani hani beğenerdik, ne yapalım. Beğenerleyince arkadaşlar oyunlar kaybediliyor. Beğenerleyemenizi tavsiye ederim. Meclis nerede onu görsem oynarız tabii. Niye oynamayalım? Bizim onunla zaten böyle çok kapışırız. Çok fazla maç yapardık. Ben bir ara kazanıyordum ama son zamanlarda o beni çok yendi. Ya yani ama tabii şöyle biz tahta başında oynuyorduk yani böyle hani çok eğlenceli güle oynuyor. İşte 12.5 olan dünya şampiyonu. Beynel. Beynel değil. Beynel atın çatalında beynel deniyor. Ya da ben öyle diyorum. C4. Taşlarımızı çıkalım. C6 peki. Böyle gelelim. Ben de bir tane fil G4'leri falan keseyim. Ne alt edeceğiz? B4 oynayalım. Şu at E4 ile atımı kesmesi beni çok rahatsız ediyor ama ne yazık ki daha iyi bir şey bulalım. Tamam, vezir B3 oynayacağım. Şimdi burada vezir B6'lar falan belki tehlikeli olur. Şimdi kale A1 gelip D5 olur. Kale F1 oynayacağım ben. Bir garip Anadolu. At E4, tamam. İşte bunu değişmek çok istemiyordum ama belki hala değişmeyebilirim. Belki hala değişmenin bir yolu vardır. Ya da şöyle mi yapsak? Mesela ne yapacağız şimdi burada? At E4 alıp atı D2'den götüreceğim bir kare de yok ki. Bu herhalde en mantıklı. Alalım. Ondan sonra D5 oynayarak merkez açalım. Sen D5 de merkezi bu şekilde açabiliyor musun? D5. At C3'e kaleyle almak zorundayım. Vezirle alırsam C5 alıyor. Vezirle değişmek istemiyorum. O yüzden bu atı kesmek hakikaten hiç hoşuma gitmiyor ya. Peki o zaman böyle alacağız. At E4, fil E4, D5 oynayacağız. E5, C5, C5, C5. Çok güzel. Tamam. Mantıklı. Taşın şekli kötü mü, beğenmiyor musun? Bilmiyorum yani. Bu benim hoşuma gidiyordu. Başka şey var mı onu da bilmiyorum. Mason. Yok biliyorum biliyorum, ben şey, bana mesaj gönderiyor sürekli. Biz aynı takımdayız. Yani onun takımında ben de bir turnuva oynadım falan. O yüzden takımını biliyorum da o, yani şimdi hani ne yaptığını biliyorum. Online mı değil mi onu da bilmiyordum. O yüzden bir şey söyleyemedim. Şimdi D5 bakalım. Bu pozisyon sanki bayağı iyiye benziyor ama tabii şöyle bir sıkıntısı var. Bunu iyi oynamaya devam etmek lazım. Şimdi ne yapayım? Şimdi gerginliği tutmam lazım. O yüzden at D4 çok mantıklı.
bir şey almak istemiyorum. Fil F6 oynarsa D alır, E6 oynayacağım. Ya da belki DC6 oynayacağım. Tamam, böyle aldığı zaman bunu alacağız demiştik. Şimdi C6 zayıf sanki. Vezir B6 oynarsa at C6 var. Vezir D6 oynarsa yine at C6 olabilir belki. Neyse şunu bir alalım. DC6 kötü olamaz. BC6 oynayınca şimdi bir fil C5'i giydirmenin bir yolunu bulmam lazım. F3 oynarsam fil D5 oynayacak. B4 istemiyor aslında tabii. Daha güzel bir şeyler bulmam lazım benim de. Ne yaparsam fil C5 oynayabilirim bir hamle sonra. Kale C4'ü fil D5 var yine. Vezir D1, vezir B4 aldı sonra atçıya aldı. Çok bir anlamı yok. Bu E4'teki fille alakalı bir şey yapabiliyor muyum? Gözükmüyor. Kale C5 belki oynayabilirim. Ama bu sefer aşağıdan şah çekecek. Ha, belki at C6. Fil C6'ya fil C5. Vezir G6 ile mat istiyor. Ne talihsizlik ya. Tamam, ise ben de F7 isteyeyim. Madem öyle. Tamam, fil D5 oynayınca. Tamam, şimdi artık bunu aldığım zaman geçer piyonum oluyor. Tamam, bu çok güzel. Böyle at F5 de oynayabilirim. Ya da basitçe B5 de oynayabilirim. At F5, vezir B4'e vezir D5. Bir sürü şey istiyor muyum? Ya o kadar sadeleştirme ya. Aptal mısın? B5 oyna. At F5 tehdit olarak kalsın. Şimdi kale C6 belki. Yok, kale C6 hala tehdit değil çünkü aşağıdan şah var. Bir tane G3 oynayacağım herhalde. Bir tane G3 oynayalım. D4. Şimdi kale C6 bir tehdit olabilir. D5'teki piyon sanki biraz zayıf. B piyonu ilerletmek isteyeceğim. Kale C6, B6, B7 falan filan. Oklar moklar. Kale açı görmemiştik. Peki böyle gelelim. Vezir D1. D4 tutmaya devam. Oy oy oy. Ay, azdırdık herif de. Aa, ha. Buna satrançta bal tabir ettiğimiz arkadaşlar. At F5 hamlesi. Onu hiç görmedik. Ve fakat neyse, kale G3 oynayacak adam. Kale G3'e atla mı alacağım yoksa F2-G3 mi alacağım? Herhalde atla almam daha iyi. Tamamıyla tesadüfi bir şey. Evet, Erol, yani inanılmaz bal. Çok mutluyum. En sevdiğim şey satrançta ballı olarak oyun kazanmak. Yani iyi oynayarak herkes kazanır. Önemli olan ballı olup oyun kazanabilmek. O yüzden aşırı mutlu oluyorum böyle şeyle. Şu Türk oyuncusu olarak şah çekmeyi kaçıramam. Prensip olarak. Tamam. Öyle giderseniz bir de atı F5'e götürelim. Satrançta Şans adlı kitabımı yakında yayınlayacağım. Vezir A5 nedir? Bir tane şah çekmek. Ha, şah G2, oradan şah var. Ha, ne yapsak? Vezir E1 istiyor adam, değil mi? Bu da çok kötü ya. Dönelim böyle vezir. Aa, dön kaleyi dön. Şu veziri F5'e götüreceğim önce. Her şey güvenli bir şekilde tutulu kalsın. Kale C8 şah çektiğim zaman mat olsun. At D6 istiyorum. Vezir D2 yok. Vezir A3'e kale D1. Kale D7 istiyorum. At D4 oynarsa bir şeyler yaparım herhalde. At D4'ü ne yapacağım bilmiyorum şu anda. At D4'e vezir G4 mü? At D4'e kale D4. At D4'e ne alt edeceğim ya? At D4 bayağı zorlayıcı bir hamle. At D4'e ne yapacağım? At D4'e hamle göremiyorum hala ya. Vezir B3. Peki kale D7 oynayalım. Vezir B1, şah G2 hala. F7 istiyorum. Tamam, alalım onu. Şimdi şah G2 kaçalım. Şimdi vezir D5 gelelim. Şimdi artık oyunu kaybetsin. F7 istiyorum çünkü. F7'yi tutamıyor ve bitti. Yok canım, şaka yapıyorum. Kitap falan yazdım yok. Pardon arkadaşlar, sizi hiç okumadım. Birazcık sizlere cevap vereyim. Sütçü Nuri Şiar Yaran, benim eski öğrencim. Gördüğünüz gibi boynuz kulağa geçti. Bir saniye, nerelerde kaldık? Vezir G8 doğru, Şiar Yaran.
Melih Kaan Can, evet ondan bahsediyorduk, satranç eğitimi. Haber, selamlar, tanıdım. Evet, Özgür bana cevap vermiş, kanalda o kadar kitap kitap uğraşmazdım. Furkan Paşa yani, tamam. Mert abi Deniz okumuyor demişti, sen Kanada'ya gittin. O Deniz Özen değil, Deniz Fırat. Biraz önce bahsettim. Deniz Özen olan Deniz değil. Deniz Fırat. O da kendi yaş grubunda şampiyon olmuştu gitmeden önce. Hocam maili sana verdiler, tamam. Oraları okumuştum. At F5, vezir D5 kazanç. F6 E7 tutuyordu sanki. Bir dakika hocam, kitap ne zaman? Tabii canım, ballı kazanmak kadar güzel bir şey yok yani hayatta. Hatırlıyorum, bir sürü kombinasyon buldum. Ha, hatta söz vermiştim. Birazdan eğer isterseniz, oyun göstermedim. Bunu göstereyim diye aklıma geldi benim de. Eğer hazırsanız bir tane oyun göstereceğim yine. Şimdi hani ders vermiyoruz falan ama hiç değilse hani böyle birer tane kendimi övmek adına biliyorsunuz oyun göstereceğim. Gerçi kendimi övmek için bir tane kazandım, bir tane kaybettim oyun göstermiş şimdiye kadar. Şimdi bir tane daha kazandım, oyun göstereceğim. Ama ben 2 dakika müsaade istiyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, geri geldim. Evet, onu gösterdim. Daha doğrusu bu kanalda göstermedim ama onu Selim Gürcan onun videosunu yaptı. Bir de yani insanlar sadece Şanava oyunu var sanmasın diye. Yani o da güzel bir oyun bence. Ama şimdi başka bir oyunu göstereyim. Yine güzel kombinatif oynadığım oyunlardan bir tanesini göstereceğim. Şöyle bir tane şey açalım önce. Sağ ol Onur, teşekkür ederim. Sana da selamlar. Önce Chessbase'i açıyorum arkadaşlar çünkü oyunların böyle her şeyi bütün hamle hamle doğru gösterebilmek önemli herhalde. O yüzden şey yapalım. Mesela şöyle bir tane kendime dosya yapmışım. Çok güzel oyunlar diye. Bir onu bulayım öncelikle. Bunlar. Missed Opportunities, Modern. Long End Games. Mert Hoca'dan öğretici oyunlar, evet. Kendime böyle bir şey yapmıştım. Güzel oyun, güzel oyun, güzel oyun. Sen buraya koymadın mı onları? Galiba koymamışım. Tüh. Neyse, o zaman şuradan alacağım. Bu bahsettiğim oyunu 2009 senesinde oynadım arkadaşlar. 2009 senesinde şu anda büyük usta olan Daniel Semçesen'le oynadığım bir parti bu. Şimdi onu bulmam lazım. Evet, bu part. Şimdi partiyi açtım. Siz onu göremiyorsunuz. Ama şu Chessbase'i sizin görebileceğiniz gibi şey yapmak adına şu OBS Studio'ya giriyorum. Artı diyorum. Image mi artık? Display Capture herhalde. Chessbase diyelim şuna da. Chessbase. Okey. Nasıl olacak bu? Aa, onu gösteremiyoruz böyle. O zaman şu, bunu böyle yapabilirim ama. Bir saniye, şu çok küçük bir ayar yapmam lazım. Tahta chess dedik. Bunu tekrar böyle yapayım. Display 2 dedim.
Pardon. SP2 ve şimdi olacaktı diye tahmin ediyorum. Okey. Şimdi oyunu görebiliyor musunuz? Şu anda tahta geldi mi? En azından onu sorayım. Flipboard gelmiş olması lazım. Benim kafam falan koptu ama olsun, önemli değil. Önemli olan şimdi bunu gösterecek olmak. Şimdi yayına bakalım. Evet, tahta geldi galiba, değil mi? Evet, tamam. Benim yüzümü görmek zorunda değiliz arkadaşlar. Önemli olan fikirlerimi anlamanız. O yüzden o yüzden bu tarafta tahtaya bakalım. Evet, ne yapalım Emrecan? Şimdi en azından bu partiyi gösterirken bunu göstermeyeyim. Yok yok, Aron Yanlı beraber falan değil işe. Şia sen de, oh ne güzel. Öğretmenini yayında yakalıyorsun. Ondan sonra zımbalayıp gidiyorsun. Gerçi sen gitmedin, ben gittim ama. Neyse. Yok, bu parti göstereyim. Bu çok hoşuma giden partilerden bir tanesi. Bunu daha önceden mutlaka Şia'ya göstermiş olmam lazım. O yüzden Şia, herkesten sonra sen söyle lütfen. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bu parti 2009 senesinde oynadım. Daniel Semchesen o zamanlar uluslararası ustaydı. Daha sonra büyük usta oldu. Onunla oynadım bir parti. D4 at F6, C4 G6 ile başladık. At C3 önce fil G7. Eski Şahinçilerdenim biliyorsunuz. Fil G7 hamlesiyle, yani bir ara, hatta yanlış bilmiyorum arkadaşlar, ben koptum nedense. O yüzden tekrar geri geldim bilmiyorum. Biri yok diyor. Koptum, geri geldim. Şu anda bağlantı kusursuz falan diyor. Umarım tekrar duyuyorsunuzdur. Benim internetim koptu nedense. Çok güzel. Peki. Şimdi işte o zamanlar Şahinç oynayan herhalde bir tek ben var. Vardır mutlaka birileri ama en çok ben oynuyordum diyelim en azından. D6. At F3 oyunda. Rok H3. Ve bu H3 hamlesi Grivas'ın falan çok önerdiği bir hamleydi. Grivas da bunu beyazlarla öneriyordu. Hatta bununla alakalı bir kitap bile yazdığını hatırlıyorum. Şahinç'e karşı bayağı sert sistemlerden bir tanesi. E5 oynadım. D5 oynadı. A5 oynadım. Fil G5 geldi. Burada günümüzde bu fili E2'den çıkıp E3'ten çıkıp böyle at D2 falan yapmaya çalışıyor. Böyle fil G5'te neyse, çok da önemli değil zaten. Çok detay bunlar. At A6'dan çıktım. Fikir at C5 oynayarak E4'e basabilmek. At D2. C6'yı fil E2. Fil D7 oynadım. Kısa rok attı. H6 oynayarak atı kovdum. Fil E3. Şimdi mesela bakınca benim bildiğim kadarıyla, yine böyle bedavadersin.com, burada mesela arkadaşlar, eğer beyazlar bu taş yapısını elde ederse genelde bu pozisyon beyazlar için çok iyi. Yani Şahinç oynayan arkadaşlara tavsiyem kesinlikle kesinlikle bu pozisyonu bu şekilde gönül rahatlığıyla elde etmesine izin vermeyin. Yani bu taş yapısından, yani at D2, at C3, file 3, file 2, bunu mutlaka rahatsız etmek zorundasınız. Eğer bunu rahatsız edemezsiniz genelde durum kötü. Ama ben at C5 oynadım burada. E4'ü saldırırım. A3 oynadı ki bu bence gereksiz burada. Daha güzel fikir herhalde B3. Sonra yavaşça A3 ve ondan sonra B4'ü hazırlamak olurdu. Çok daha mantıklı devam yolu. A3 hamlesinin kötü tarafı. CD5, CD5'ten sonra A4 ve vezir kanadındaki oyunu bitirdim adam. Kale C1 oynadı. Bu arada bitirdim dediğime bakmayın. Burada beyazlar, yanlış hatırlamıyorsam, işte bu vezir A5 hamlesinden sonra buralarda bir yerde bu F4 sürüşünü yapmalıydı. Yani bilgisayar, o zamanki bilgisayarlar öyle iddia ediyordu. F4 sürüşünden sonra beyazlar iyi olacakmış. Çünkü EF4, fil F4'ten sonra bu D6 ile alakalı bazı sıkıntılar var galiba. Ama yani bu mesela bütün şahinçiler için çok standart. Yani böyle bir konuma girmeyi ayıla bayıla ister şahinçiler. Çünkü bu pozisyonlarda G'deki filin önü açılıyor falan. Bu inanılmaz bir başarı bir Şahinç partisinde. O yüzden bunu rakibim de göz önünde bile bulundurmadı. Vezir C2 geldi. B5 oynadım. Vezir B1 oynadı. Kale FC8 oynadım. Bir saniye, şurada şunu şöyle koyayım. Tamam, çünkü bir yerde beraber tekfet gelecek de. At A2 oynadı. Kale C7 oynadım. Kale C3 oynayınca da kale AC8 oynadım. Ve kale FC1 oynadı. Beraber tekfette. Evet arkadaşlar, burada soru geliyor. Burada sıra siyahlarda. Siyahlarla ne oynarsınız?
At B3 geldi. Bir tane. At B3'ü alırsam ne oluyor? At B3. At C4. Oraya gitmiyor. At çarpı E4 demek istiyorsun herhalde. Evet, doğru. Peki at E8 geldi. Şiar en son sana söyle de, dediğim zaman söyle lütfen. Burada bakalım bu fikri hatırlıyor musun? Hatırlıyordur mutlaka Şiar, çünkü hani can kulağıyla dinler dersleri. Eğer buradaysan lütfen ben sana söyle dediğim zaman yaz. Onun dışında var mı arkadaşlar fikri olan? Bu hakikaten yani güzel bir konum bence. Ha, hatırlamıyorsan çok daha güzel. O zaman söyleyebilirsin. Madem hatırlamıyorsun, söyle. Varsa bir fikrin. Burası, şimdi bu part dediğim gibi arkadaşlar çok kombinezonlu bir part. Kombinezonlu derken bir yerde bir kombinezon gelecek tabii ki, ama orası burası değil. Öncelikle bu pozisyonda buradaki olay şu. Şimdi siyahlar iyi pozisyonda, ama daha doğrusu hani iki tarafta duruyor. Beyazlar vezir kanadı taşlarını yerleştirdi. Siyahlar da orada karşı oyuna hazır. Şimdi bir şey yapmak istiyorum. Ama ne yapacağım? Tamam öyleyse. Bravo Şiar. Evet. Şimdi burada yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Şimdi bu konuda konumu daha da fazla ilerletmem mümkün değil. Ama şunu yapabilirim. Rakibimin en iyi taşından kurtulabilirim. Ve rakibimin en iyi taşı bu piyon yapısında bu fil. Neden? Çünkü merkezdeki piyonlarıyla farklı renklerde. Yani bu fil şu anda rakibin iyi fili. Ve mesela bu da çok enteresan bir şey. Şimdi baktığınız zaman tahtaya, özellikle H5 hamlesini oynadım ben oyunda. H5'ten sonra siyahların 1, 2, 3, 4, 5 tane piyonu beyaz karelerde. Ve bu beyaz kareli film 5 tane piyonum siyah karede beyaz karede olmasına rağmen tahtadaki iyi film bu fil. Ve bütün her şeye rağmen G7'deki fil 2 tane sadece piyonum siyah karede olmasına rağmen kötü film siyah renkli fil. Neden? Çünkü böyle pozisyonlarda önemli olan merkez piyonlarının rengi hangi filin iyi olduğunu belli ediyor. O yüzden şimdi siyahların kötü fili, beyazların kötü fili bu filler arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ben de kendi kötü filmden kurtulmak istiyorum. O yüzden H5 hamlesi çok kuvvetli. İşte anlattığım gibi iyi fil kötü fil kararını merkezdeki piyonlar belli ediyor. Geri kalan piyonlar değil. Mesela beyazlara da bakarsanız 1, 2, 3, hatta bu piyonlar da beyaz siyahlara gidecek. Evet, doğru. Tabii ki onun da etkisi var. Beyaz karelerdeki piyonların sabitlenmiş olmamasının etkisi var. Ama önemli olan merkezdeki piyonların yerine mıhlanmış olması ve buradaki piyonlar yerine aslında pek de mıhlanmamış da değil. Mesela bu B4'ü süremiyorum. Diğer tarafta yani çok da kolay kolay ilerletemeyeceğim konumumu. Ama genel olarak, prensip olarak arkadaşlar bilmeniz gereken şey, öğreneceğiniz şey, merkez piyonlarının rengi önemli fillerde. Ve o yüzden de şimdi kendi kötü filmden kurtulmak için H5 oynadım. Adam vezir C2 geldi. Yani beraber tek filmde kabul etmemiş olduk. Şah H7 oynadım. Şimdi adam ne yapmak istediğimi anlamaya başladı. Önce bir at B4 geldi. Flash 6 ile filleri değişmeyi zaten amacımız buydu. Bunu yapınca fil alır H6, şah H6'ya H4 oynadı. Bu da o kadar, yani ilk başta anlamsızmış gibi duruyor. Ama rakibim de şunun farkında. Şimdi iyi fili geri gitti. İyi fili geri gittiği için, yani iyi fili geri gitti. Ne kadar iğrenç bir Türkçe bu ya. İyi fili tahtadan gitti. Dolayısıyla piyonların hiç değilse siyah kareleri kontrol etmek adına siyah kareleri sürüyor ki bu fil birazcık daha işe yarasın. Ama tekrar ediyorum, en büyük sorun hala merkezdeki piyonlar. Yani şu anda daha fazla piyonu siyah beyaz karelerde olmasına rağmen aslında bu fil, yani siyahların bu fili daha iyi bir fil. Şah G7 geri döndüm. Böyle ileride bu H6 karesine ara şah çekerek bir şey yapamasın diye. G3 oynadı rakibim. G3 oynayınca vezir B6'ya götürdüm. A5'te bir şey yapmıyordu. Hem C6'yı kontrol ediyorum, hem de belki buralardan bir şey olur. Ve böyle önce o da basitçe şah G2 oynadı. Bu çaprazda bir şeyler başına gelmesin diye. Evet, sıra burada arkadaşlar. Sıra siyahlarda. Siyah oynar kazanır. Ve ben burada bayağı ileri gördüm. Ne kadar gördüğümü, ne kadar ileri gördüğümü de göstereceğim size. Ama bu çok güzel parti. H4 yerine F4, o intihar olur. İyice o kadar siyah kareleri açmak herhalde intihar olur Ufuk Bayram. Siz düşünürken arkadaşlar ben kendime bir çay koyacağım. Çay içeceğim. Siz düşünün, çok güzel bir soru.
Sıra siyahlarda, siyah oynar kazanır. Hemen geliyorum. İyi düşün, hesaplayın. Yani hamle uydurmaya çalışmak yerine önce mümkün olduğunca ileri görmeye çalışın. Çok güzel soru hakikaten. Evet. Şimdi hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Hala doğru cevap gelmedi. Şimdi öncelikle bakalım arkadaşlar. Hesaplamak lazım. Zaten soru buydu. Ünsal burada. Şimdi eğer at E4 alırsanız adam şimdi CD alarak da başlayabilirim. Yok, CD alamıyormuşum, özür dilerim, ama at E4 alacak. At E4 aldığınız zaman da vezir E4 oluyor. Veya file F5'e gidersiniz bir şekilde de basitçe vezir E3'e kaçarak gel vezirleri değişelim diyorum. Ve herhangi bir devamı yok bunun. Şimdi at E4 o yüzden hamle değil. Şimdi burada bunun güzelliği, tekrar ediyorum, buradaki en önemli şey özellikle o H5 flash 6 oynayarak H5 flash 6 oynayarak rakibin iyi filini almıştık ve bakın şimdi siyah kaleleri kontrol eden taşıyor kadın. Şimdi burada bravo, en sonunda bir tane doğru hamle geldi ama sadece tek başına geldi. Burada o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Burada en iyi hamle at B3. At B3 oyunu kazandıran hamle. Bunu hesaplayalım bakalım. Burada sıra siyahlarda, siyah yani pardon, burada sıra beyazlarda. At B3 neden kazanıyor? Herkes bunu hesaplasın. Bakalım kim en ileri kadar görecek. Evet, çok da fazla zaman da vermeyeceğim. 2 dakika vereceğim ama bu durumda at B3 hamlesi oyunu kazandıran hamle. Yok, at B3 oyunu kazandıran hamle. Yani ben bunu hani daha sonradan çok kontrol ettim. Burada oyunu kazanan hatta tek hamle at B3. Ama işte o günde zihnim çok açıktı. Bakalım nasıl kazandı. Burada sessiz bir şekilde bekleyeceğim bunu düşünmeniz için. Çünkü hakikaten çok güzel bir diyagram. Ve hani ben bayağı gurur duyduğum hesaplarımdan bir tanesi. Ve hani burada gurur duyduğum şeylerden bir tanesi de atın B3'e gidip kazanıyor olması. Yani çok sıra dışı bir şey. Ve bütün taşlar öyle bir dizilmiş ki arda arda oyunu resmen gel de kazan diye bağırıyor yani. Çok enteresan bir durum. 15-15 olduğu zaman arkadaşlar göstermeye başlıyorum. Teşekkür ederim Emrecan. Tekrardan selam İbrahim Bey. Değil tam olarak yani Onur. Merhabalar Rahip Fereşli Bey. Bana ait. Benim siyahlarla oynadığım bir oyun. Ben siyahlarım, rakibim Daniel Semçesen, İsveçli büyük usta. O zamanlar büyük usta değildi. Evet, çok zor. Çok zor. O doğru. 15-15 oldu. Gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi olay şu. Şimdi mesele öncelikle burada iki tane hamle var. Burada iki tane hamle var. Siyahların kale C7 hamlesi var. Ki oyunda bunu oynadı. Ya da at alır B3 hamlesi var. At alır B3 çok güzel kombinasyon hakikaten. At alır B3 yaparsa ne oluyor? At alır B3 yaptığı zaman AB3 alıyorum. Ver vezir diyorum. Bu çok önemli. Neden diyeceksiniz? Şimdi burada vezir B3 olamıyor. Çünkü at E4 ver F2'yi, ver C3'teki kaleyi diyorum. Arkada da kale boşta olduğu için ve vezir F2'den sonra mat ettiğim için artık burada oyunu kaybediyor.
Evet, şimdi hem F2 istekte kaldı vezirle. Yani veziri F2'yi alıp mat etmek istiyorum. Aynı zamanda bir de C3'teki kaleyi istiyorum. Kale tutarak kaçamıyor falan filan. Ve en azından kalite kazanıyorum. Kale F1 gibi bir şeyden sonra at C3, hemen oyunu bitiriyor. Ya da kale C3 alıp at D2, artık siz bilirsiniz. Yani oyunu kazanıyor. Teşekkür ederim Kenan Bey, size de selamlar. Şimdi o yüzden böyle gelmek zorunda. Şimdi ama bahsettiğiniz kombinasyon geliyor arkadaşlar. Şimdi önce kale alır C3 alıyorum. Kale C3'e bir daha kale C3 alıyorum. Şimdi vezirle alırsa at E4'ün kazandığını gördük biraz önce. O yüzden BC3 almak zorunda. Ve işte şimdi bahsettiğimiz at E4 teması geliyor. Çünkü F2'yi istiyorum. Bunu tutmanın yine tek yolu bunu almak. Şimdi file F5 çok kuvvetli hamle. Ve vezir F3 oynayınca. Şimdi ben buraya açıkçası ben burada B2'yi gördüm. Oyun sırasında ben burada B2, ondan sonra B1 vezir çıkacağım. Fil D3 oynayınca da B1 vezir. Konum çok iyi. Piyon fazlayım falan diye düşünmüştüm. Ya daha doğrusu piyon fazla kalmıyorum ama adamın bir sürü zayıflığı var. Hemen kazanırım diye düşünmüştüm. Ki burada hani bunu da görürdüm diye tahmin ediyorum. Çünkü burada siyahların daha da kuvvetli hamlesi E4. Çünkü vezir hiçbir yerden girip de bunu tutamıyor. Sizinki de fena değildi Türkiye TT10. Vezir F4 gelince B2 ve gördüğünüz gibi bu kareyi tutamıyor ve siyahlar vezir çıkıyor. Bunu engelleyemiyor. Yani bu hani çok güzel bir diyagram. Çünkü fil D3 B2'ye karşı fil D3 tek hamlesi. Ama bu durumda B2 oynamak yerine E4 ve bütün taşların daha doğrusu hiçbir taş artık B2 B1 veziri. İki hamle sonra vezir çıkmayı tehdit ediyorum ve bunu engelleyemiyor olması bu kadar taş varken tahtada enteresan aslında. O yüzden kombinasyon bu at B3'e at alır B3 yaparsa bu şekilde kazanır. Tabi adam bunları pek düşünmedi aslında. Yani ben at B3 oynayınca adam burada baktı baktı. Kale C7 oynadı. Ama işte hani bu da çok güzel anı. Kale C7 oynayınca at C1 oynadım. Şimdi fikir şu. Eğer vezir C1 olursa C7'deki kale boşta kalacak. Şimdi adam o yüzden mecburen kale alır C8 aldı ve at E2 aldı. Şimdi at E2 oynayınca teşekkür ederim. Burada at E2 oynayınca arkadaşlar şimdi burası çok önemli. Yok Erol senin fikrin var ama onu daha güzel bir şekilde yaptım. Şimdi burada oyun sırasında hesap etmem gereken şey rakibin vezir C7 oynamasıydı, öyle değil mi? Neden vezir C7? Çünkü kalite fazla adam vezirleri değiştirmek isteyecek tabii ki. Ama vezir C7'nin kötü tarafı şimdi senin hamlen geliyor Erol. Flash 3 çift ünlem. Eğer şah 3 olursa vezir F2 ve hem at G1 hem vezir G3 mat istiyorum. Ve bunlara çare yok. Bravo. O yüzden şimdi at E2 oynayınca adam vezir C7 oynuyor. Bir de bu şu diyagrama da bayılıyorum. Ben bunu gördüğüm zaman aslında aşırı mutlu olmuştum. Yani hani bayağı sevmiştim. Çünkü file 3'e bir de burada böyle kaçabilir. Ama buna da muhtemelen şu ana kadar hayatınızda gördüğünüz en acayip mat geliyor arkadaşlar. At G1 mat. Böyle bir mat görmediğinize eminim. Bu aşırı hoşuma gitmişti benim bu şeyi gördüğüm zaman. Mutluluktan uçuyordum. Mükemmel bir mat. O yüzden şimdi adam vezir C7 oynayamadı. At C1 alınca yani buradaki kombinasyonun fikri bir işte bu flash'tı. Erol'un söylediği gibi. Bir saniye Kerem Bey şimdi hangi durumda? Bu durumda at C1, kale C8. Vezir C7'ye mi at G4 diyorsun? Anlayamadım şu yer. Yok güzel mat takıt. Biliyorum şu söylediğin soruyu anlayamadım. Oraya bakarız. Şimdi o yüzden adam oyunda at D3 oynadı. Ha o da olabilir belki. O da olabilir. Yani eğer mat varsa at G1 mat mı istiyorsun? Tamam anlayayım. Olabilir. Muhtemelen o da oluyordur. Şimdi burada at D3 oynayınca F2'yi tutmak zorunda adam. O yüzden bunu oynadı. Şimdi bunu aldım tabii ki. Şimdi bunu almak zorunda. Vezir D4. Vezir C2 geldi. Şimdi burada çok pis bir hamle kaçırdım. Yani daha doğrusu burada da kaçırmadım ya. Burada yine durum çok iyi. At G4. Şimdi burada E4 boşta ama bunu alabileceğimden emin değilim o kadar. Çünkü eğer bunu alırsam at F3'ten sonra E2'yi ve D4'ü istiyor. İkisini birden tutamıyorum. Şimdi sıkıntı bu. Ama burada da şunu fark ettim. At G4 oynayınca adamın hamlesi yok. Şu anda yani öyle enteresan bir durum ki bütün her şey eşit. Ama bu belki de hani böyle oyun ortası Zugzwang durumuna karşı yani adına mükemmel bir örnek. Neden? Şimdi bu at oynayamıyor. Eğer bu at hareket ederse F2'den mat var. Bu at oynayamıyor. Eğer oynarsa E4'teki piyon boşta. Ve ondan sonra oyun bitiyor.
At V3 yok, vezir E4 var şimdi. Burada aradaki fark her şeyi açmazdı. Oyun gidiyor. Vezir oynarsa D3'teki at boşta kalacak. Şimdi şah F1 oynayamıyor. At G3'ten sonra at E3 Beynel var. Şah başka yere giderek F2'yi yani tutmadan gidemiyor. Oyunda şah F3 oynadı. Şimdi şah F3 oynayınca ben de burada farkındayım. Burada artık yani hani bir şey gördüm ama çok daha basitti. Hatta şeyi de hatırlıyorum yani bunu daha önceden görmüştüm ama şimdi oyun sırasında burada vezir feda olur. Yani bu kadar güzel oynadım parti falan diye düşünerek burada oynayamayan hemen kazanan hamleyi kaçırdım. Burada at C1 mükemmel bir hamle ve oyun hemen bitiyor. Çünkü at C1 atla alamıyor. Vezir F2 mat var. Vezirle almak zorunda. Bu sefer bunu alıyorum. Şaha çekiyorum. Geldiği zaman da vezir E2 oynayınca ver F2'yi ver. Yani F2'yi istiyorum ve tutamıyor. Atı kaybetmeden bunu tutması mümkün değil ve oyunu kazanıyorum. O yüzden bunu oynamam lazımdı. Ama ben de burada şunu görmüştüm. Burada vezir alır F2. At V2 önce. Burada at D4 şaha çektim. Şimdi gördüğünüz gibi veziri geri evet çok güzeldi ama yok bu da fena değil. Bu da yani bu oynadığım şey de fena değil. Çünkü böyle oynayınca at E3 şaha çektim bir de. Şah G1 oynayınca şimdi şah oyun sonu oynuyoruz ya. Şah bir de iyice geriye gitsin diye bir de at E2 şaha çektim. Şahı iyice uzaklaştırdıktan sonra C2 aldım. Ondan sonra 1-2 hamle sonra kazandım. Çünkü bu da çok ümitsiz yani. Hiç adamın taşları çalışmıyor. Şah G2 geldi. At D4 geldim. Hızlıca gösteriyorum buraları. Yani burada da at finali zaten çok kazanç. Bir at E1 önce terk etti. Çünkü bir de at D3'e geleceğim. Bir de B2 alacağım falan. Hani bütün her şeyi tutamadığı için. Bütün her şeyi yani artık bir tane daha piyon gidiyor ve oyun gidiyor. O yüzden terk etti. Yok bence en güzeli yani bu buradaki en güzel diyagram bence şuydu. Yani şu pozisyonda vezir C7'ye pardon at D3'ten önce. Burada vezir C7'ye flaş 3. Yani bu partideki en güzel diyagram herhalde buydu. At G1 mat. Yani bu partiyi ben hani bu diyagramla hatırlıyorum ama tabii burada güzel tarafı da şu. Hani yani asıl gurur duyduğum şey. Bu kombinasyon kısmı hesaplanır. Ki yani bence yaratıcıydı falan filan ama asıl beğendiğim kısmı o H5 flaş 6 oynayarak H5 flaş 6 oynayarak o rakibin önce fiilini kesmek. Yani o da satranç öğrenmek isteyen arkadaşları, kendi satrancını ilerletmek isteyen arkadaşları bir ders olsun. Yani özellikle bu fillerin durumu, filleri falan aşırı kuvvetli taşlar, konumları bir arada tutan taşlar ve işte bu flaş 6 fikriyle onu değiştikten sonra gördüğünüz gibi bir sürü ekstradan imkan çıkıyor siyahlara bu pozisyona. Neyse bugün de verdiğim sözü tuttum. Her gün bir tane oyunumu göstereceğim demiştim. Ha bu arada yayına daha sonradan gelen arkadaşlar için şunu da söyleyeyim. Şunu yani her gün bir oyun göstereyim dedim ama eninde sonunda oyunlarım bitecek. Eninde sonunda oyunum bitecek ama oyunlar bittikten sonra şey yapamam. Belki hani böyle sevdiğim dünya şampiyonlarında oyunlar gösteririm. Mesela Shiar'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Onu çok hızlı ilerleten. Mesela klasikler konusunda Shiar benden bile bilgilidir. Yani bayağı iyidir bu bütün şeyleri bilir. Hepinize onu şiddetle tavsiye ederim. Ne kadar çok oyun bilirsiniz, ne kadar çok şey görürseniz, satranç oyunu görürseniz o kadar satrancınız ilerler. O yüzden onu da tavsiye ederim. Şimdi bunu o yüzden kapatıyorum artık. Bu böyle bir oyundu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şu chess base'imizi de kapatayım. Biliyorum şimdi hani bu chess base'i kullanabiliyor muyuz? Bu normal şartlarda ondan da çok emin değilim. Ondan sonra bu chess base'i görünmez hale getirip kilitleyeyim. Ve tekrar satranç tahtasına döndük. Satranç tahtası tekrar burada. Şimdi birazcık chat'i okuyalım. Her şey düşüyor evet. Onları Kerem yaparız bir ara ama şu anda hani onu yani onu yapmak için böyle bir tane şey açtık. Onu da aslında tekrar linkini atayım ben buraya. Sen yapıştır. Bir tane Lee Chess'te bir tane takım açtım. Bir tane takım kurdum. Mert Erdoğdu YouTube diye bir takım kurdum. Oraya hepinizi beklerim arkadaşlar. Oraya hani katılmayı serbest bıraktım. Böylece istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Ondan sonra bir gün ben hani böyle bir şey yapmaya Mert Erdoğdu YouTube diye bir takım açtım.
Hani orada böyle beraber turnuva falan düzenleriz. Belki hani yayın sırasında ya da işte simülteneydi bilmem neden o tip işlere girişebiliriz. Onları da daha ilerleyen zamanlarda yaparız. Şu anda pek canım istemiyor benim ama eğer çok fazla isteyen olursa, ya gerçi şimdi hani öyle bir şey sorduğun zaman isteyen mutlaka çıkacaktır. Öyle enteresan bir partiydi, güzel partiydi. At B3'ü en direnç nasıl oynanırdı? İnanın bilemiyorum. At B3'ten sonra bilgisayarlar eksi 2 falan veriyor diye hatırlıyorum. Yani At B3 hamlesi aşırı kuvvetli. Teşekkür ederim Murat. Doğru söylüyorsun. Yok, flash'ı gördüm. At B3 oynarken dedim ya, flash'ı gördüm. Ya flash'ı gördüm. Ondan sonra diğer o at e4 hikayesini gördüm. Onun dışında başka da bir şey görmedim. Çünkü hani görmeye de ihtiyacım yok zaten artık. Artık orada oyun bitiyor. Çok da fazla şey yapmanın anlamı yok. Yani her şeyi de hesaplamanız mümkün değil. 15 dakika sonra Doruk'un turnuvası başlıyormuş. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hakan Bey. Yani umarım öyledir gerçekten. Hocam maç oyun. Peki evet maç oyun. Yani ben de maç oynayayım derken maç oynamam zor ama birileriyle bir iki oyunu oynayalım hakikaten. Ben de oynamayı seviyorum. Yeni bir oyun kuralım. Sen bu galiba şey oluyor öyle değil mi? 3-0 herhalde en mantıklısı. Yani birazcık benim için zorlu oluyor. Çünkü hani hem konuşup size anlatmaya çalışıyorum falan. Ama en azından daha eğlenceli olacaktır sizin için. E6. At F3'e D5 oynayalım. Bakalım bu da... Eyvallah. En istemediğim şeyler tabii bunlar. Ama bu... Anormal terörleri oynayacağım. Şimdi burada at C6 diye hatırlıyorum. Fil C6 alıyorlar. Ama atla da almaya başladılar bunu sanki ya. Böyle bir... Garip garip şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunu Kıvanç'la Emre oynamıştı sanki bir tane Türkiye şampiyonasında değil ama. Burada bir kale B8 oynanıyor. A4'e fil A6 oynayarak tutuyorlar. Sonra böyle bir kale B6'lar falan var sanki. Fil C5'e gelince kale B6 oynuyorsunuz, kaliteyi veriyorsunuz. E3. Sen ne yapalım? At D5 gelin. Vermemeye çalışalım mümkün olduğunca aldıklarımızı. Sizin söylediklerinizi okuyamıyorum. Hocam turnuva kurun biz oynayalım. Hocam atın istek kabul edeyim hemen. Tabii katılıyorum. Görkem'e onu ben söyledim zaten. Yok, hani şaka bir yana katılıyorum tabii ki yani hani onu dedim ya ikimiz de Görkem de ben de İstanbul Satranç Derneği'nde yetiştik. İstanbul Satranç Derneği de hani bizim dönemimizin yani sadece bizim dönemimizin Türkiye'nin en köklü satranç kurumu diyebilirim. Yani iyi ki satranç derneği zaten. Eski federasyon daha doğrusu ilk satranç federasyonu orada kuruldu belki biliyorsunuzdur. O yüzden mesela böyle AB6 almak istiyorum bu pozisyonda. Sonra gerekirse B5 oynayarak savunacağım. Vezir C2. Kale A8. Gidelim. Fil F1 oynadığı zaman B5 oynayacağız mecburen. AB5 alıp A4 oynarsa. Bu B5'ten çok eminim ya. Bu kötü bir hamle galiba. Çok aptalca bir iş yaptım. Yani daha doğrusu kale A8'de olmamalıydı. Demek istiyorum. Niye açıklayacaksın Şiar? Açıkla tabii. Yani vaktimiz olur herhalde. Yani ben bir şey öğreneceksem çok mutlu olurum. Ama şu oyunu bitirelim önce. Tamam şimdi at A4. At A4 oynarsam fil C4 alacak. Tamam öyleyse onu almayalım. Ben de atı C8'den D6'ya götürürüm madem öyle. A4, at D6. Bütün her şey tutulu. E4, E5'ten korkmuyoruz. At F5 var. Bu at D6'ya gelince at E4 istiyoruz. A4 ciddi bir tehdit değil. Tam bir tane buralardan Karsenvari When in doubt H5 hamlesini yapalım. Sizi okuyamıyorum. Hızlı oynamaya çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. A5'te rakibin geçeri var ama çok fazla bir işe yarayacağını sanmıyorum. Bir ara onu düşürürüz. Ama benim piyonlarım da erlerim de ilerlemiyorlar. Öyle garip bir durum. Hiç bildiğim bir şey değil. İnanın bana ben de ilk defa görmüyorum bu pozisyonu ama ilk defa oynuyorum. Şimdi A8'de kalem bir işe yaramadığı için onu da D8'e götüreceğim herhalde. H4. A4 peki B5'i istiyor. Böyle oynayacağız demiştik zaten. Şimdi kale D8 D hattında daha iyi. A hattında boş boş duracağını burada dursun. Vezir C5'ten bir yerlere mi girmek istiyorsunuz beyefendi?
H4 oynayalım. Vezir C5 oynarsa o zaman düşüneceğiz. Ha C6 istedir. Onu keşke daha önce düşünseydim. Ama neyse Allah'tan. Yok Allah'tan falan değil. Tam bayıldık ya. Adam geldi dümdüz istedi ve gidiyor. İğrenç. Korkunç bir oyun. Ha o zaman bir sen tek şansım böyle bir şey herhalde. At B'de oynayacağım. Vezir C6 alacağım alacağım. At A5 gideceğim. Ondan sonra atı B3'e koymaya çalışacağım. Bu aşırı kötü durumdayız tabii. Bu hiç hayırlı olmadı bizim adımıza. Oy vezir A'da varmış. Tüh. Neyse at A5, at B3. Burada bayıldık. Kayıp pozisyon. Tamam vezir D6. Ha, B4 bile oynayamıyorum ya. Ne yapacağız? Çok kötü. Hadi bunu terk edin. Bu çok kötü oldu. Evet gitti. Bir anda çöktü. Gördüğünüz gibi. Bir daha oynayalım herifle. Finlandiya. I have to go. Go. Bye. Evet gitti. Yani adam ezdi bizi. Bilmediğiniz bir şey oynadığınız zaman böyle oluyor arkadaşlar genelde. O yüzden o kale B6'dan gitmemem lazımdı herhalde. Kaliteyi bırakmam. Yani daha doğrusu. Yo bıraktım ben de. Yani işte o pozisyonları bilerek oynamak lazım. Şiar bir şey gösterecektim ama unuttum ben onu. Özür dilerim. Rock fildeydi. Kaleye bir at F6. Taşları çıkalım. C3 A6 tamam. Fili G4'e gideceğim. Fil F1'e. Tamam. Bu pozisyonu 500 tane parti oynadım. Bu işte Deniz Özen işleri bunlar arkadaşlar. Deniz'in sevdiği varyantlar. Ama öğrendim bunu. Öğrendim derken. Hani ne yapacağıma dair bir fikrim var en azından diyelim. Fileydi. B6. Peki. Hoş geldiniz. Böyle geldik. Oy. Galiba kaybediyorum. Bu ne ya? Fil D8'e C7'ye girmesine izin vermeyelim. Sen yine çok kötü oynadın galiba ya. At C3. Rok atalım. At A4. Ne oluyor? Peki ben de at H5'e gitmek istiyorum zaten. Tamam. Vezir D8. At B6. Kale B8. Tamam. Şimdi atı F4'e koyduğum zaman kesinlikle kötü olmayacağım. Peki kale C3 at F4 gidelim. Mesela at F4 mü gidelim? Fildeydim oynayalım. Yo, at F4 gidelim. At F4 güzel. Şimdi flash 3 oynamak istiyorum. Eğer kale A1 giderse flash 3 oynayacağım herhalde. Yani bu B6'daki at güzel duruyor ama çok fazla bir işe yaramıyor gibi düşünüyorum. Umarım haklıyımdır. Bu arada bilmiyorum. Şiarda bu internet işlerini iyi bildiği için böyle bir şey yaptık. Bakalım bu durum herhalde çok güzel benim için. Tamam bunu böyle kesmeye gelsem mi yoksa hiç ona gerek yok. Yo geleyim aslında tempoyla. Çünkü adamın en önemli savunmacısını kes. Yo bir saniye bu daha iyi. Vezir H4 oynayarak F2'ye saldırdığım için bu daha iyi. Tamam kale C1 geldiği zaman F2'yi verdi. C8 alamıyorum ama böyle oynayınca bayılıyor mu? Flash alınca atla alacağım ve F2 isteyeceğim. Aa bir saniye at D7 beğenen var. Atla alınca. Vezir H3 kale G1 oynayacak. Vezir H3 kale G1 oynayınca F5 oynasam kale C7 oynayabilir. Atla alırsam at D7 beğenel atıyor musunuz? At H3 at D7 beğenel. Neyse ne yapacağım şaşırttı ya bana. Neyse böyle olalım bari. Şimdi F5. Bu F5'i ister istemez oynayacağız. Hatta kale C7 giderse şaşırsın. Sen ne olacak? At değil. Peki. Ha bunu unutturdu bana herif. Vay be. Peki. Hay Allah ya. Bunlar beni işte çok üzüyor. Böyle taş uyumak falan. En nefret ettiğim şey. Vezir H4. Peki at F8. Vezir F2'ye bir şey tehdit etmiyoruz. Böyle alacağız ve bayıldık. Yine patladık arkadaşlar. Kötü satrancı oyunumuz devam ediyor. Ne yapacağız şimdi ya? Kale F6 oynayamıyoruz. Vezir H6 falan oynasak kale C7 de gelecek.
Böyle oynayalım bari. Aşırı kötü durum. Sensiz okuyayım bari. Satrancımız kötü. Kale B8 oynadığım yere bakaydık. Bakarız da sen şimdi zımba yemekle meşgulüm. Beyefendi. Böyle kaçalım. Ya da F4 alsaydım ya. Neyse. Tam kale F'ydi. Bunu da kaçalım. Bezire'ye gelecek ve bayılacağız. Her şeyi kesmek zorunda kalıyorum. Tamam, peki kestik. Bunu da kesip C hattına gideyim. Tamam, bu tabii ki hiçbir şansımız olmayan bir pozisyon ama belki bir şey olur. Sonuçta yıldırım. Ben de onu alayım. Tamam, ata 3'e götürelim. Şah çekmek istiyorum arkadaşlar. Daha şimdiden büyük bir başarı elde ettim. Ve patladı oyun. Şah çekmeyi ister istemez bayıldık çünkü aşağıdan mat var. Terk. Kale B8 önceki oyunda Katalan'a karşı oynadım. Tamam, ona bakalım nasıl oynamıştık. Bir dakika. Böyle görüyorum. Bu pozisyon. Burada analiz tahtası diyelim. Mesela bu pozisyon hangisi? Terk ettik işte. Bir saniye. Önce pozisyon bu. Fil A3, BA3 aldım. Bu herhalde terinin başladığı yer değil mi? Tamam, kale B8 oynuyorum. Evet. Ne oynamam lazımdı? Tamam, bu pozisyonda kale B8 oynuyorum. Tamam, burayı söylüyorsun. Peki, beyazlar vezir A4 yerine A4 oynadı. Ha, vezir, adam A4 oynadı. Vezir A4 diyorsun. Peki, kale B6 herhalde. Ha, vezir A4 yemli diyorsun. Peki, kale B6 mı oynuyoruz buna? Ne yapacağız vezir A4'ü? Tamam, kale B6'ya vezir. Teoriyi gösteriyorsun sen bize anladığım kadarıyla. Peki, fil A6 mı? Ya böyle bir Vesuso falan bir şeyler yaptı diye hatırlıyorum ya. Ya burada bir de yayında gecikme var herhalde, çocuk duyamıyor. Eğer istiyorsan şey yap. Beni Skype'tan ara. Tamam, hani öyle söylemek istediğin şeyi daha da hızlı söyleyebilirsin. Skype'ım hala vardır sende herhalde. Hani öylece söylemek istediğin şeyi daha iyi duyar insanlar. Ha, vezir C2'ye vezir. Ha, teori böyle bir şey galiba. Peki vezir C4, file 3 gelecek onun da falan. File 3, vezir C4 mü acaba? Böyle bir şey mi teorisi? Ne yapacağız? File 3'e vezir B2 de varmış gerçi. Bir dakika. Tamam, peki bekliyorum. Şunu merak ettim ben de, bir öğrenin bari. Hiç değilse bir işe yarasın. Bu arada birileri bana bir şeyler söylüyor galiba. Şu anda arkadaşlar oynamıyorum. Şu çok önemli bir pozisyon analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Discord'um var da onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum ya. Yani pek Discord'la şey yapmadım. Neyse, bu internet işlerini ben de öğreniyorum canım yavaş yavaş. Yani internet işlerini derken bu yayın yapma, işte hani bu diğer şeyleri kullanma işini öğreneceğim. Arayamadı beni. Hala. Peki Skype ismim, bir saniye hemen sana Skype ismi yazayım. Sana mesaj atıyorum. Ekle beni. Ara beni. Sen bu ne? Allah Allah.
Senin telefonu bulamıyorum ya. Sen bulamıyorum değil. Yine de kaydet. Tamam, sen şimdi sana mesaj atacağım. Çok da şey değil yani, çok da yaratıcı bir isim değil aslında mı? Tamam, bir saniye. İçeceğiz. Nasıl yapacağım onu? Şeyime yazmama gerek yok. Aptal gibi sütçü. Tamam. Ne yapıyorum şimdi? Ona mesaj nasıl atıyorum sana? Böyle. Evet, zaten hani güya şey yaptık ama herkese göstere göstere yaptık. Neyse, çok önemli. Turnuva yapacağız bir ara ama bugün yapmamaya karar verdik. Yapacağız ama. Ben 13. Grand Master'mışım Yunus. Yani en son ben oldum diyebiliyorum. Ne haber Şer? Alo. Ne haber Şer? Kendimi duyuyorum ya. Ha, merhaba abi. Merhaba, ne haber güzel? Tamam, bir sorun yok herhalde. Yok yok, ben seni duyuyorum. Şer'i duyabiliyor musunuz siz? Duymuyorsunuz herhalde. Ha, duyuyorsunuz herhalde diyorum. Şer, bir şeyler söylemen lazım. Evet, şimdi tekrar bu şeyi açalım. Tamam, oyuna Tamam, dönecek oyuna olursak. dönelim. Tamam, bir saniye. Bir dakika, şu şekilde analize çıktık değil mi? Bir saniye. Bir dakika, bir dakika. Sen şunu tekrar refresh edeyim. Tamam, burada baksana, zaten üst üste üst üste sürekli zımbaları yedik. Tamam, bir saniye. Analiz tahtası diyoruz. Tamam, şimdi geri geldik. Diyorsun ki buralar teori. At C6, at C6, Bunu BC6. ben de şu şekilde öğrenmiş oldum. Türkiye Kupası'nda Mert Yılmaz Yerli ile oynadık aynı varyantı. Kale B8 oynadım ben. Masa başında yenilik yaptı. Sonra maçtan sonra yeniliği geliştirdi bir de. Üstüne üstlük. Aşağılık adam. Aynen. Şimdi fil Peki, hadi abi. bakalım. Ya ben bunu şeyde gördüm. Bir tane Vesison'un böyle bir kaleyi B6'ya koyduğu bir partisini görmüştüm. Emre'nin Kıvanç'la oynadığını hatırlıyorum. Bu ne saçma şey diye bakmıştım. Sonradan işte oynanan bir teori olduğunu öğrenmiştim. O yüzden at A3 diyorsun. Fil A3 alıyoruz herhalde burada, değil mi? Evet, Yoksa fil bir A3, anlamı yok. B3, kale Kale B8. B8 oynuyoruz. Burada en önemli Vezir A4 diyorsun. Vezir A4. A4'e ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok galiba, öyle mi? Ya A4 de oynanabilir de Vezir A4 daha net. Peki, tamam. A4 fil A3 fikirleri var da o kadar kolay olmuyor. Siyah bir şekilde Ha, ben engelleyebiliyordu Vezir Vezir D6 teoride. falan oynayabilirdim herhalde, onu kaçırırım, değil mi? Heh. Tamam, peki Vezir A4, ben kale B6 oynadım burada. Bu kötü Kale mü? B6. C6'yı bırak ya, yani kale B6 herhalde gene en iyi hamle. Kale B8 hamlesi aslında çok iyi bir hamle değil bence. Ha, orada ne oynamam lazım? Onu söyle bari. Ne Bu da oynayalım? fil A6, kale B8 yerine fil A6 var, at D5 var. En çok oynanan iki var yani. Alman. Yani evet, bunu çalışmak lazım demek ki. Ya bir de bununla Kale uğraşmak. B8 biraz şey, sıkıntı oluyor yani. Aileden falan da bulaşık oluyor, değil mi? Gösterebilirsem biraz uzun bir var yani. Tamam, göster bakalım. Sen Kale de bunu B8. Mert Yılmaz değerli partini gösteriyorsun yani. Yok yani o şu an öyle gelişiyor da bir yerde farklı olacak işte. Tamam, peki Vezir görelim bakalım. A4. Tamam. Kale B6. Çok güzel. Vezir alır C4. Bunlara bak. Şimdi siyah fil A6 yapmayıp hani yavaş davranırsa beyazın piyon yapısı falan da zaten çok sağlam. Vezir C2, Vezir D4 alması lazım. Tamam. File 3 oynayacaktır herhalde. Fil A3'e de kale B2. Ha, peki. Kaleri B2 geliyoruz. Tamam. C6 Kale yazık herhalde. B2. Yok, vezir H7 alıyor burada. Allah Allah. Ya bu teoride olan hamle Mert Yılmaz Yerli'nin yeniliği şimdi gelecek. Fil D4. Kale E2 alınca şimdi kale F1. Fil B5. Tek kere Vermeyeceksin mantıklı. tabi. Yani bedava Yoksa vermek. hani kaleli alırsa C6'yı falan çok şey oluyor, sıkıntı oluyor. Paramparça. Burada işte aynen bu konumda A4 var.
Bu Mert'in yeniyor, öyle mi? Evet. İki kere ağır sürmek istiyor anlıkları. Tempo kazanacak, bir daha ağır sürecek. Doğru mu anladım? Yok. Nedir espri? Aldığımız zaman ne oluyor? Espri aldığın zaman kalite kaybediyorsun. Al bakalım bir. Fil Aldım A4, bakalım. fil alır F6. Fil F6, G F6 ya. Kale C4. Fil B5'e. Kale H4 şey. İşte bir de A4. Herhalde böyle kaybedeceğim kaliteyi. A4. Hı. Fil D3'e. Fil F1. Kale D2, kale D4 Kale var. Hmm. D4, evet. Güzelmiş. Tabi orada da yaşamıyoruz çünkü bu piyon yapısı çok kötü değil mi? Ya Peki şöyle bir şey yapamaz aslında mıyım? boyun C5 sonunu oynasam ne daha olacak? tam olarak incelemedim. Hani tam olarak kesin kazanç değil. C5 falan sürebiliyorsun ya. Evet, ben de vallahi. C5, C4 sürü fil D3'e koyabiliyor ama şey üstün olması lazım. Ha. Kesinlikle beyaz. Bir de haş geçeri var yani. Ya. Çok kolay değil ama. Bir iki tane daha varyant var arada. Var Mesela var. Ya onu şey bilgisayarla analiz etmek lazım. Yani bu hani çalışmak. Ha, benim sesim yankı evet. yapıyor mu? Yo, ben yayının sesini kapattım. Ben de Hı, yapmıyor. tamam, peki o zaman. Peki öyleyse hani bu sebepten ötürü diyorsun ki burada siyahlar kötü durumda. E peki ne yapacak siyahlar? O zaman siyahları da öğretim Kale yapacağım. B8 oynamayacak. Tamam, peki. O zaman bir ana teoriyi bir kere görmüş olalım da bir fikrimiz olsun. Kale B8 yerine burada diyorsun ki fil A6 daha iyi hamle ya da at D5 daha Evet. iyi hamle. Evet. Peki. Hangisini sen tercih edersin? Hangisi daha çok kazanç şansı veriyor? Emin değilim. Ben de diğerlerinin teorisine çok hakim değilim. Mal, mal. Kale B8'i oynamıştım. Öyle bir yeniliğin kurbanı olacaktım da yanlış hamle sırasıyla yaptı oyunda. Kurtuldum bir şekilde. Kurtulun, anladım. Fil A6 herhalde daha iyi olan ama çok bilmiyorum tam oyun nasıl Ya devam aslında ediyor. bir şey söyleyeyim. Ben bunu hani oynarken genelde yani şöyle bir benim hani repertuar anlayışım şu oldu. Bu yani bu şekilde giriyorsam genelde hani sağlam oynamaya çalıştığım zaman. Çünkü yani şimdi diğer buradaki arkadaşlar pek bilmiyorlar ama sen bilirsin. Hani böyle benim pek fazla şey stilim yoktu. Neydi ona da? Yani berabere yönlük açılışlarım yoktu siyahlarla. Çok fazla böyle Sağlam yani. open open Klasik falan satranç. Oynadığım için zamanında çok fazla hani siyahlarla da kazanmak istiyordum. O yüzden böyle Şahin, Grünfeld falan biliyorsun onları daha çok oynuyorum. Şimdi Biliyorum. bunlara başlamamın sebebi hani artık bıktım yani insanların böyle sürekli teorik teorik beni mat etmesinden falan. O yüzden hani bunları öğreneyim bari birileri işte yani Şahin'te bütün gece hazırlanamasın. Ondan sonra bir tane de böyle sağlam açılsın olsundu. O yüzden Mantıklı de seçim. demek ki hani bu pozisyonda bu at C6'ları mat C6'ları oynayacaksam at C6 ve C6 at A3 fil A3. Şimdi burada demek ki mantık olarak benim istemem gereken şey en sağlam hangisi onu öğrenmek. At demiş. Yani bu pozisyona bakayım ben öyleyse. Bunu bir ara... Tabii. Aslında belki şey bile yapılır ya. Eğer senin de zamanın varsa bunu beraber de öğrenebiliriz yani. Yani Olabilir bu abi. Ben de kaç oynuyorum kişi? sonuçta. Kaç kişi beraber? 85 kişi beraber öğrenebiliriz bunu yani. Yok yani bir de şeyi de görsün insanlar nasıl açılış çalışıyor. Hazır sen de buradayken. Tamam ben bir daha chessbase'i açayım ya öyleyse. Şunu tarafa koyayım. Ondan sonra bu Şimdi tahtada. mi? Bu arada şimdi bu chessbase'i falan paylaşmak şey oluyor mu oralarda? Yayın sırasında chessbase paylaştığım zaman bana dava falan açıyorlar mı? Bilmiyorum abi. Denize sorman lazım onu. Ha, değil mi? Deniz daha iyi bilir o işleri. Rook DC4. Nereden geldi bu? Herif at E5 oynadı değil mi? At C6. Evet. Şimdi at C6, B C6, at A3, fil A3, B A3. Ve biz burada en iyi hamlenin ne olduğuna bakacağız. Sen şöyle notasyon koyalım. Şuradan referans diyelim. Şimdi burada arasın, chessbase arasın bakalım. Yayında lisesin ekranı var hala galiba. Tamam, o olsun onu. Ya onu Ha, tamam. paylaşalım. Peki Ne çok da haberin önemli. var mı diye. Ha yok o kalsın oradan gösteririz diyordum ama doğru söylüyorsun. Bu taraftan bakmak çok daha akıllıca. O zaman şöyle yapayım. Şunu chessbase'i açayım. Bunu kapatayım. Şimdi bu yayında bizim yine kafalar koptu. Ki zaten senin kafan bile yoktu dışarıcım. Benim Evet. kafam koptu ve chessbase'i izliyoruz. Şimdi burada bakalım nasıl bunlar öğreniyor. Bir arkadaşlar da görsünler. Şurada arasın. Bu tarafa gitti ısrarla. Neyse çok önemli değil. Bu arama bitene kadar da yani bu işte dediğim gibi bu şey işleri neydi bu açılışın adı? Katalan'a matalan'a falan girmemin sebebi o. Yani birazcık daha sağlam bir şeyler oynayayım istiyor ama bu hakikaten çok pis varyant. Yani Ya bu varyant sağlamdan ziyade siyahın çok kara şans yakalamaya çalıştığı bir varyant. o. Değil mi?
Tabii yani C geçeri falan var. B hattı açılıyor. Üçlü bin geç var. Üçlü bingeç. Yani aslında yapının sağlamlığından taviz verip karşı oyun arayışına Ama gittiği bir yani hani variant. mesela burada ben Puan şey beyazın yok. oyunu daha mantıklı geliyor bana. Çünkü böyle taşların çıktığı zaman insan gibi burada pıtır pıtır kaleleri dizecek ve hepsini alacak. Beyazların De planı bu. işte öyle olmuyor. Ya yok anladık olmadığını da yani herhalde olmuyordur. Peki neyse Yazın şu yapmak savaşı istediği bitirelim. daha belli ama dediğim gibi. Ya beyazın planları belli. Şey ben o kalenin B6'dan feda edildiğini hatırlıyorum da o yüzden kale B8 oynadım. Yani bu konumu dedim hiç incelemedim. Böyle bazen insanlar bunu tercih ediyor. Belki yarın öbür gün beyazla da oynarız canım çok hoşumuza giderse. Yani niye olmasın? O şey aklında bulunsun ama. O varyanta ne? Zannedersem Mert Yılmaz Yerli'nin yeniliyor yani. Çünkü daha önce ben ne database'de bir yerde hiçbir yerde görmedim yani. Bir saniye şimdi şu yayına Masa bakacağım başına tekrar. mıdır? Yayında hala bu pozisyon yok bir saniye. Tamam çok güzel. Tamam vezir burada BA3 alınca fil A6 oynamış. Vesiso kimle oynuyor bu partiyi? Bir saniye göremedim. Argun Eringası diye birisine karşı siyahlarla oynamış. Bakalım nasıl gidiyor. Vezir A4'e vezir C8. Tamam. Vezir C6'ya vermiyoruz. Peki. Fil F4 C7 istiyor. Karşı saldırı yapıyoruz. Çok güzel. Fil F3 tutunca at D5 oynuyoruz. Eğer onu alırsam ben de bunu alacağım. Çok güzel. Kale C1 oynayınca fil B5 ver veziri. Böyle gelince vezir A6. Peki. Kale B1 oynayınca C3. Fil D5, E5. Tamam burada fil D5 aldığı hemen hemen her pozisyonda kompansa var öyle değil mi? Yani burada Tabii asla şey. mutsuz olamayız yani. O beyaz renkli filler gidince hep şaha karşı bir saldırımız olacak. Ya her zaman o kadar kolay olmuyor da bu pozisyon için şey siyahın yeterli Evet oynamaya devam edelim. aktivitesi var. Peki aldık E2'yi de aldık çok güzel. Ya burada zaten baksana adam fazla olduğu piyon A2'deki piyon. Tabii. Yani o yüzden çok bir önemi olacağını sanmıyorum. Ama son yataydan bir şeyler değişmek isteyebilir. Öyleyse kale B8 oynamak istiyor adam. Öyle bir numara yapacağız ki kale mesela vezir A4 aklıma geliyor benim. Vezir D1 ile mat edebilmek için. Hiç alakası yok. Adam H6 oynuyor. Peki. Kale B8 alıyor. Şah A7 diye kaçıyor. Çok güzel. Vezir B1'e fil D3. Ve sonra fil E4. Tamam tehdit herhalde böyle gelmek değil mi? Böyle bir şeyler istiyoruz. Yani daha zayıf bir şahla oynamak burada çok daha zor yani Evet piyon tabii önünde ki. olmasına rağmen. Vezir E2, vezir C3. Fil D3, F1'den matı ver. Önce vezir F3'e koydu. Çok güzel. Vezir C3 oynayınca da şimdi şah. Ha, bay bay. Çok enteresan bir numaralar çekti herif. Fil E4, fil D3. Bir tekrar. Fil C4 tehdit nedir? Vezir H1 olabilir. Bir sürü şey olabilir. Vezir C2 şah fil D3. G5 kareleri kontrol ediyor. Fil E4 ve burada terk etmiş çünkü matları çağırıyor. Şah H3'e vezir H5 mat. Öbür Şah türlü G1'e evirler. vezir E1 mat. F3 imkansız hamle. Başka da hamle yok Yok. değil mi? Legal hamle yok. O yüzden mat. Tamam. Güzel bir şey öğrendik. Bir tane parti gördük. Bakalım. İkinci parti. Kimlerin partisiymiş? Wang Kao Navarra. Tamam bu önemli partidir herhalde. Kale B8 Navarra böyle oynamış ama sene kaçtı bu partide? 2019'da. File Grand Prix'de oynamış peki. A4. Ha kale B8 A4'ü yemliymiş. Meğerse adam doğru biliyormuş. Benim kale B8'ime ben kale B8 oynadım çünkü adam da A4 oynamıştı. Vezir D6 peki. E4. Kale B8'e işte vezir A4 yeni iyi varyant bence artık. Ha anladım. Yeni iyi Pratiğe varyant de artık. girerse üst seviyede daha çok tutulur bence. Anladım anladım. Tamam. E4'e E5 oynuyoruz. Tamam. D5 vezir E5. Şimdi 3 tane geçerimiz var. Hiçbir yere geçmeyen 3 tane geçerimiz var. Evet. Fil F4'e vezir A5. Tamam. Vezir Ama yani D4. mesela merkezde çok önemli yerleri kontrol ediyor aslında planlar. Yok doğru söylüyorsun tabii canım. Yani o önemli haklısın. C5. O bu da filin önünü açmak için yapılan bir feda herhalde. Baba da önemsemiyor. Kale Yok E8. alamıyor zaten fil altı var. Ha doğru söylüyorsun. Çok güzel. Vezir E5'e kale E8. C7'yi alınca aldık. Kale B7 ver. Ve ondan sonra at E4. Siyahlar piyonunu geri aldı. E4 ile. Yani şimdi çift file kalırsa bu hakikaten çok zor olacak. Çünkü bu piyonun eninde sonunda düşer. Yani bu iki piyonu kaybetmem lazım kesinlikle. Kale E7.
Mesela C4'ü alırken ama beyaz fitleri değişmek zorunda kalabilir yani. Doğru, evet, öyle sıkıntılar var. Ama işte onu değiştikten sonra da herhalde sıkıntı E4'te de at kalmayacak. Sonra C5'te kesin düşer yani, eğer C4'ü alabilirse adam. O Yani zaman sıkıntı olur. evet, ona izin vermemek lazım herhalde. Peki F3, at F6. Aldık file F1. Tamam. Şimdi ne yapacağız? H6. Peki. At D'ydi, at B6. Peki A5'e at D5. Ve at B4. Tamam. Bu at da zıplamaya başladı. Bu kadar zıplayınca en son bir de at D3 BNL var. Artık siyahları iyi herhalde. Fil B4 CB4. Bu ünlü Öyvi Ali'nin vardır ya. Neyse. Böyle Nasıl? geldik. Hani şey vardır ya. Böyle bir açmazda kalır da en son kale A2 çeker Öyvi. Ama neyse, şimdi hani apalaksız bir şey geldi aklıma da. Ha bir de neredeyse siyahlar kazanacak. Evet böyle. Bir de siyahlar iyi olmuş ama kazanamamış sonra. Peki. Tamam, fil A6. Burada bile fil A6 varmış. Burada tabii bir sürü imkan var anladığım kadarıyla. Vezir D2'ye, kale B8. Vezir A5'e, vezir C8'e tutuyorlar. Kale B6 o kadar iyi değil mi ya burada? Yani bu sanki çok daha mantıklıymış gibi duruyor ama. Hani en Kale azından... B6 da var burada herhalde de. Ama o işte kale B8'de başlamak o hamle sırası çok iyi değildi. Anladım. Peki Bu vezir da kale C8. B6 da vardı diye hatırlıyorum Peki A4, kale D8, ver D4'ü. Kale devre oyuncu C3. Bu mesela neye yarıyor? E2 istediği için. Peki. Fil G5'e fil E2 alıyoruz. Şahın zayıflığından korkmuyoruz. Çünkü oraya taş getiremiyor diye düşünüyoruz anladığım kadarıyla. ben. Evet. GF6'ya böyle geliyor. Fil C4. Peki. Vezir H5'e fil D5. Bunu buraya koyduğum zaman artık dünyanın en mutlu insanıyız herhalde. Fil F1, kale D6. Tamam, burada mat da olmayacağız. Vezirim 8'lerde var artık. Evet, bu güzel oldu. Bu enteresan bir konu. Yani burada tamam, burada siyahlar kazanç oynuyor. İki tane piyon fazla. Ha, kazanır kazanmaz o ayrı ama. Evet. Tamam, bu önemi yok sonrasında. Yani Bakalım. Fil deminki A6'ya. birine benzer bir Tamam, plan fil A6'ya önerilerim. demek ki teori ve nedense vezir değil. Çünkü böyle geldiği zaman fil B5 var diyorsun değil mi? Vezir A4'ü burada, fil B5. Vezir A5 bir hamle mi burada peki? A4 istiyor. Yok, vezir A4'de vezir son oyunu vezir C8'di galiba. Öyle değil miydi? Tamam, hayır ama neden bu mesela? Burada bu mu var? Ve A4 tehdit var değil mi? O yüzden herhalde. Tabii A4 birazdan sıkıcı herhalde. Evet, o yüzden burada vezir C8 oynuyor. Sonra vezir C6 alınca kale B8 gidiyordu sola. Herhalde öyleydi işte. Aynen. Demin baktığımızda. Fil A6. Ya Peki. kritik olan C4 piyonu. Onu elinde tutması lazım siyahın. Siyah en çok hani karşı oyunu sağlayan unsur o. Ya da C piyonu kaybediyorsa E2 alacak. Anladığım Ya da kadarıyla. öyle bir takas. Evet, çünkü D4'teki piyon da izole oluyor falan. Hayır, Ama işte o saldırı boş. değişim de C4'teki piyonun tahtada tutulması sayesinde oluyor yani. Hı. Piyon yani ilk etapta tahtada barındırabildiği için siyah. Hani Doğru, tabii dikkat canım. etmeye çalışalım. Yani o zaman kritik şey yok. Yoksa doğru söylüyorsun. Diğeri o Yani bu... meşhur, senin çok beğendiğin meşhur Petrosyan partisi vardır ya, hep oynamaya çalışırsın. Kimi yeniyordu Petrosyan? Şimit. Schmidt, evet, bravo. Schmidt O partisi. mu? Petrosyan Schmidt partisi. Yani, öyle gider fil C6 alır falan. Hani o pozisyonlara benzeyecek. Ki G2'deki filiyle beraber C4'ü kaptırırsak, o yüzden de Şimdi Vezir A4 gitti mi? Onun için C4'ü bırakmamak lazım. evet, peki. Vezir A4'de, o yüzden. Peki öyleyse burada fil A6'nın daha iyi hamle olduğunu öğrendik. Ondan sonra en azından bazı şeyler dizdik kendimiz. Peki kale B6, vezir D6. Peki C3. Aa bak, bu da enteresan. Çünkü taş kaybediyor E5. Neler oluyor? E5'e vezir D4 mi var? Ha, F1'i F1 istiyorum ben de. aldıktan sonra kale B1'ler falan can sıkıyor herhalde. Evet doğru. O çok tehlikeli olacak herhalde. Emin değilim. Vezir Ona D8 mı var. gelecek? Bir de C2. Vezir D5. Ha, D4'ü şeyden almadı herhalde. File 3 vardı bir de galiba. Tabii, evet. Onu aldığın zaman file 3 olacak diye almıyor adam. Önce F1 alıyor. Tamam, bu çok mantıklı. Vezir D4 alırsan file 3 var. Vezir F6'yı B6'ya alıyor. O yüzden C2 oynuyor. Kale B1 tehdidiyle. Kale A2 oynamak zorundasın. Şimdi vezir D5, ver veziri, ver kaleyi diyor. Mecbursun almaya. CD5 alarak piyon yapısını düzeltiyor. Kale C2 alınca GF6 bir tane daha aldı. Böyle gelince kale B'ydi. Şimdi burada beraber yapmaya çalışan taraf biziz herhalde ya, değil mi? Tabii. Öyle Tamam, burada olması lazım. çünkü çift fil. Neyse Bir de hani şimdi o çift A geçeri tehlikeli yani. İki
tane çocuk Evet, yani artacak. bir aile düştüğü zaman o bizi çok üzecek. Haklısın. G4 ve burada beyaza kazanmış herhalde diye tahmin ediyorum. Tabii kazanmış. Yani kazanmış olur. Şahriyar'ın ve Soy yendiği bir partiymiş bu 2019'da Grand Prix'de. Neyse, bunu oynuyorsak bunları bilmek zorundayız diye düşünüyorum. Bir tane Dominguez kazanmış bir tane, ona bakalım. Fil A6, kale B8, kale B6 peki. Vezir D6 güzel. At D5, vezir B4. Tamam, bu da mesela çok mantıklı. Atı D3'e koyduğun zaman artık karada ölüm yok bize. Öyle mi? Fil F4'e at D3. Fil C7, kale B2. Fil A5. Tamam, bu da mesela bence aşırı güzel bir pozisyon. Yani baksana, D3'te atlı. Yani asla bu C4'e ulaşamıyorsun. Tamam, bunlar palavra canım. Tamam, fil D3'te peki. Bu GG tabir ettiğimiz. Öyle değil mi? Yani. Bakalım, tamam. Fil A6 o zaman en önemli. A4'e ve fil A6 A4 vezir D6 Safarlı oynamış bunda. Lenderman'a karşı. Kale Ya bu B8. vezir D6 da çok kritik, yoksa fil A3 şey yapacak yani. Evet. Fil Ya A3 fil baksana, benim C5 oynadığım başlarız. şey, yani o zaman şunu da hemen söyleyeyim. Bir kere bilmediğiniz bir şey oynamayın. Bir. İkincisi, Kesinlikle. eğer bilmediğiniz bir şey oynuyorsanız da bilmediğiniz bir şey oynadığınız zaman da en azından düşünün. Mesela burada fil A3'ün ne kadar kritik olduğunu gördük. Öyle değil mi? Vezir, sen burada ekran gözüküyor değil mi? Tamam, böyle büyütelim. Kale Gözüküyor. B6 E4. Sen burada neydi hikaye? Ha, bu sefer vezir B4 geldi. Biraz önceki parti ne yapmıştı? Kale B8. Tamam, onu oynamayacağız. O Vesis onu yaptığını yapmak yerine bunu oynayacağız. Fil A3 şimdi gelince kale A4 aldık. Kale A3 peki. At D7, at B6. Ya bunu Evet, bir burada kazan. da siyahın çok şansı var gibi duruyor. Evet, bir saniye, birisi arıyor. Bir dakika, sıçıyor, pardon. Evet. Alo. Alo. Buyurun. Tamam, yani onu soda ile değiştirebilirsiniz isterseniz, eğer oluyorsa. Yani B daha nedir? B pazarı varsa. B pazarı, hayır, B pazarı diye bir soda var ya. Eğer ona, evet, tamam, oldu, çok teşekkür. Evet, çok teşekkürler, iyi günler. Migros marketten alışveriş yapmıştım da. Onlar arıyor. Şah D6. Yani biliyorum, bu bile enteresan aslında. Yani burada siyahlar hakikaten, baksana, bütün taşlar güzel yerlere geldi. Bir adam en sonunda da veriyor C4'e. Çünkü alırsan bir de A6 da oynarım. Hiçbir şeye dokunamazsın. Ha, böyle BNR varmış. De BNR varsa daha iyi. Güzel. Tabii canım, Ya yoksa ne dersin? hamle giydirmiş, evet. Çok güzel bir hamle giydirmiş adam. Yok, biliyorum, tamam, bu en azından açıklayıcı oldu. Buna birazcık daha bilgisayarla falan hamle hamle şey yapmak lazım ama en Tabii azından, yani varyant, çoğu varyant force'a gelişiyor. evet. Ya Pek bir de çok var. burada şeyler de çok önemli tabii. Hani mesela bu pozisyonda tipik taktikleri görmekte. Evet. Vezir A5, vezir C8. Yani mesela o biraz önce o C3'ü gördük. Ondan sonra başka bir haltlar daha yapmıştı ya adam. Mesela işte o pozisyon, kale A3'ten sonra o kalite geride pozisyonu iyi oldu Evet. falan, hani onlar da önemli. O yüzden parti bakmak çok önemli bir öğrenme Ya yöntemi. kesinlikle. Bu, ya bir de çok şey, aslında kısır bir açılış gibi gözüküyor ama hiç öyle değil yani. En ufak değişiklikler çok büyük farklar yaratıyor konuda. Doğru, belli belli, yani öyle oldu. Bakalım. Fil A7'yi verdik. Vezir B'ydi. A7 istiyoruz. Fil E3 oynayınca aman suya. Fil D3 çok güzel. Vezir B1. O vezir E5'i, vezir G1 şah var. Çok güzel. Ve yeni vezir. Tabi bu bile mesela, bak, oynaması o kadar kötü ki. Yani zor ki. Bu A piyonları o kadar korkutucu ki adam. Ama tabi Ama bizim de filin C önü piyon. kapalı ya. Evet, doğru. Bizim de C piyonumuz var zaten ki o yüzden piyonlar hemen paldır küldür düşecek. Ve burada da terk etmiş çünkü C piyonu A piyonundan saniyede 300 km daha hızlı gidiyor. Yani güzel, enteresan bir açılışmış ya. Neyse, bu böyle enteresan bir partiydi. Yani enteresan bir açılıştı. Neyse, onun dışında sen ne yapıyorsun bakalım? Anlat birazcık, satranç matan çalışıyor musun, yoksa bıraktım artık iyice o işleri? Çünkü en son seni böyle ihme satrancın yayınında şey yaparken, atomik dersi verirken insanları görmüştüm. Hani o Evet. güzel bir şey. Yani ben de öyle şeyleri severim, biliyorsun. Hani atomik de bilmem ne de, öyle şeylere çok saygı duyuyorum ama satranç çalışıyor musun be adam? Yani yok, çalışmıyorum.
Bıraktın değil mi? Açıkça söylemek Çünkü gerekirse. artık kaç yaşına geldin sen? 23 mü? 20, 23 bitmedi daha. Doldurmadım 23. Yani 23 yaşındasın artık, sen de Burak'ı seyrettin herhalde bizim yayında. Öyle değil mi? Ve fark ettin ki satranç ilerletmemek çok daha şey. Hemen hayata erken yaşta küselim istiyorsun. Yani biliyorum, yani dünyanın en iyi şeycisi olacaksan bence o işi yap yani. Hani çok da ben gördüm, hiç anlamadığım şeyler, bir de açılışa falan öğrenmişsin. Hani bu atomik açılışları falan Yok, varmış. öğrendik bir de açılış ürettik Bravo bravo. yani. Çok güzel ama hani onda dünyanın en iyisi ol, ama genelde o işler pek rağbet görmeyen işler. Evet, kesinlikle öyle bir sıkıntısı var. Pek O bir yüzden anlamı da yok yani bence onun için. bence hani satranca dön, çünkü satrancı severek güzelce oynayan bir adamdın. Şey yaparsan çok daha iyi olur. Yani şu an satrançla ilgili yaptığım, hani internette bilet satıp yeni açılış öğrenmeye falan çalışıyorum. Böyle oynayıp kaybettikten Yani sonra. bu arada ben size şunu da söyleyeyim sevgili izleyenler. Yani Şiar'la en çok anlaşamadığımız şey, yani açılış çalışmayı sanki ayıp bir şeymiş gibi düşünüyoruz Şiar. Olmadığını herhalde öğrenmeye başladın, öyle değil mi? Çok çok geç oldu ama. Evet. Yani Evet yani açılış. aynen öyle görüyordum. Açılış çalışmayı zaman kaybı falan gibi görüyordum yani. Yani hani ben de senin yaptığın şeyi çok beğeniyorum, biliyorsun. Yani özellikle bu klasiklere bakıyor olman yüzünden seni yüzlerce kere takdir etmiştim, biliyorsun. Ama onun üzerine bir iki tane de açılış koymak falan herhalde seni çok daha iyi hale getirecekti. Bir noktadan sonra şöyle bir sıkıntı oluyor. Ben mesela incelediğim eski partilerdeki açılışları oynuyorum. Atıyorum mesela 1930 yılında üretilmiş bir açılış oynuyorum varyantı. Meğer işte atıyorum 1960'ta onun çürütülmüş. Benim haberim yok tabii. Ben hala 20'lerde 30'larda gezdim için pek haberim Hala olmuyor. gelemedin şu günümüze ya. Evet. Pek çalışmadığım için de artık çok daha yavaş ilerliyorum yine. Yok işte, ama şey yapman lazım yani. Önce modern teori, yani açılış olarak baktığınız zaman önce bir modern teorinin neden oynandığını öğrenin. Ben hani çok bayılıyorum o şey kısmına. Dediğim gibi yani ana fikirlerini anlamak için eskilere bakmak çok daha önemli. Yani şimdi mesela Carlsen'in oyununa bakıyorsun. Adam o kadar çok fazla şey biliyor ki. Yani orada açılış neden ne yaptığını anlamak bile kolay değil. Ama işte birazcık geriye döndüğün zaman eski partileri gördüğün zaman, mesela işte o meşhur Tabii arka planda nasıl gelişmiş tabii o yani fikirler niye vardır. olduğunu falan çok daha iyi anlıyorsun. İşte o Capablanca'nın mesela Botvinnik'e kaybettiği meşhur oyun. Yani mesela o piyon yapısının kötü olduğunu artık günümüzde bütün ustalar biliyor. Ama işte Capablanca gibi bir adam için hani o işte belli değil. Çünkü adam hayatında ilk defa görüyor. Aynı biraz önce bizim oynadığımız oyundaki gibi. Ne yapacağımızı bilmeden. Yani bir anda konum çöktü ama hani sanki hamleler yüzünden çökmüş gibi, aslında konsept yüzünden çöktü. Yani ne yapacağımızı Evet. bilmeden oyun oynuyorduk Evet, yani. evet. O yüzden Rakip ne hani yapmak istiyor falan evet, pek o yüzden farkında. onları bilmekte fayda var. Bu arada sen söylemişken iyi oldu o şeyi. Botvinnik Capablanca partisinde Avro 38'deki. Evet. Ben mesela kendimle ilgili sıkıntıyı söyledim. İnternette falan da sürekli o varyantı oynuyorum. Meğer üstüne ne yenilikler yapılmış. Siyah işte atı 6 aldıktan sonra at 7 atı 6 falan geliyor. Öyleymiş haberim yok yani internette oynayarak Evet. falan görüyorum. Bir kere oradaki en önemli şey de C4 almaktır mesela o partide. Yani bir sürü insan. Gerçi ben yeni bir tane kitap okudum. Bu Sokolov'un bir tane kitabı. Bir sene bunu izleyenlere de göstereyim. Şu kitap ve bunun türevleri. Şöyle bir tane kitap var. Yani şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Chess Middle Game Strategies diye. İşte bu aralar buna bakıyorum. İşte bu adam tarafından yazılmış. Böyle çok ünlü bir büyük usta. Bir yerde şöyle bir şeyden bahsediyor adam kitapta. Çok aşırı enteresan bir şey. Hani bu bizim bildiğimiz meşhur şey vardır ya. Mesela o işte Botvinnik Capablanca partisinden o pozisyonlar C4 sürmenin kötü olduğunu biliriz. Şimdi izleyenler var. Böyle ahmaklık yapmayıp şunu şöyle insan gibi göstereyim Evet, önce ne demek iyi olur. istediğimi. D4 at F6, C4 E6, at C3, işte fil B4. Yanlış hatırlamıyorsam böyle E3. Böyle erken bir D5 E3 oynuyorlar. değil. CD5, ED5. Bir saniye Yok, çok fil özür dilerim. D3 olmaz. Yani. Bir saniye güzelim, pardon. Alo. Alo. Buyurun. Tamam, o peki, sağ olasın. Tamam, görüşmek üzere, iyi günler. Şimdi çok pardon. Şimdi partiyi ezbere hatırlamıyorum. Ezbere göstermeye çalışmıyorum ama hikaye şu. Ben mesela bununla alakalı şöyle bir hikaye daha anlatayım size. Şimdi C5. Burada at ne yapıyordu? Atı Bu da E3'den A3 çıkardı. herhalde.
Ha doğru söylüyorsun. Burada tabii A3 oynuyor. Fil C3, Ya BC3. CD5'i beyaz daha sonra alıyordu bir de. Doğru, Ama yani haklısın. Çok aynı çok konum önemli değil. Çok oluşuyorsa. önemli değil. Burada Aynen çok AT2. farklı. Yani anlatmak istediğim şey o değil. Rook. Evet. Burada fil A6 oynanıyor. Hatta burada Botvinnik fil A6 alması gerekirken bunu oynuyor. Bu soruydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve olay şu. Fil D3, vezir D3, C4, vezir C2 oluyor. Ama şimdi ben mesela şöyle bir hikaye anlatacağım. İşte bu partideki kritik yer arkadaşlar burada C4'ün kötü olması. C4 vezir C2. Ondan sonra siyah da işte kale E8 oynuyor. Beyaz at G3'e geliyor. Burada bir de şöyle çok güzel bir analiz vardı hatırlarsın. At E4'e at H1 çift bilmem. Beyazlar kale A1 pardon. Beyazlar kale A1 gelip ondan sonra F3 E4 sürmek istiyor. Öyle değil mi? At H1 kritik. O Siyah çok hani H5 H4 de sürüyor bazen. O zaman da at H1 doğru. Yani önemli. o at H1'e gitmesi lazım. İşte siyahlar burada bir at C6 oynuyor. Baba bir tane A4 patlatıyor. Sonra at A5, kale A1, at B3, F3, vezir D7, E4 yanlış hatırlamıyorsam vezir A4. Dün böyle bir şeydi parti. Burada önce bir tane E5 oynuyor. At D7'ye. Burada vezir F3 zorunlu. Çünkü eğer F4 oynarsan at C5 oynayarak bir anda bu at oyun dışı kalmaktan kurtuluyor. Böyle gelebiliyor falan. Evet. O yüzden F4 yerine burada vezir F2 oynuyor. Vezir F2 oynayınca sen nasıl olacak? Siyahlar B5 mi sürüyordu? Ne yapıyorlardı ya? Ha sen burada vezir F2 G6 sanki. F4'e F5 böyle bir şeylerdi. EF6 at F6. F5'e bunu alıyor. Böyle gelince bunu alıyor, oynuyor. Öyle değil mi? Pardon, Bilmiyorum, Botvinnik benim kaleye. ezberimde yok şu an. Ben de hayal meyal hatırlıyorum da. Kaleye E6 ama iyi hatırladım yani. Hani kendimi de bu arada takdir ederim. Hani yaşlıyız ya Böyleydi otomatik. herhalde. Ya Tam böyle böyle buna konumuz benziyor böyle. kadın. Şah G7 oynayınca Vezir F4 müydü? Vezir F4 oynuyor. Vezir E8 geliyor. Vezir E7 Vezir E5 oynuyor. Vezir E7'ye de fil açıyor. Evet. Şimdi diyagram bu. Böyle de oyun bitiyor. At H5, GH5'e vezir G5 şah. Böyle gelince şah. Böyle gelince E7 oynuyor. Ve buradan şah. Bir daha şah. Sanki buradan şah çekiyordu. Buradan bir de hatırlamıyorum. Buradaki espri vezir E1 şah. Şah H5 alıyor sanki. Vezir E2'ye şah H4. Vezir E4'e G4 oyunca terk ediyordu. Çünkü E8 vezir yani vezir E8 matı ve E8 veziri şey yapamıyorsun. İyi bayağı ezbere hatırladım yani bayağı bir şeyin. Tam Evet belki evet. şey olmayabilir. Hani açılış kısmı çok doğru olmayabilir ama buradaki hikaye Açılışta çok ufak bir hamle sırasında vardı fark evet vardı. galiba var. Şimdi burada benim hatırladığım şuydu şeyler. Şimdi bu pozisyonda yani hatırladım derken ben mesela böyle bir 2004 senesinde olimpiyatlara gidecektik. Ve o olimpiyatlara gitmeden önce hayatımızda ilk defa bir milli takım kampı yaptık. Ve o milli takım kampında işte Ozan Gurevic'le ilk defa muhatap olmuştuk. Mihail Gurevic vardı ve Predrag Nikolic vardı. Predrag Nikolic aynı zamanda bizim milli takımda yani şeydeyken olimpiyatlardaki antrenörümüz, kaptanımız olacaktı. Hani beraber de gitmeden önce bir haftalık bir kamp yapmıştık. Ve o kampta herkesten böyle bir tane güzel oyunu, bir tane değil. Bütün oyunculardan hocalarla teke tek böyle beşer tane mi, üçer tane mi ne güzel oyunlarını istediler. Böyle herkes getirdi birer tane oyunu falan. Ben şey hatırlıyorum. Birisi hani oradaki oyunculardan bir tanesi kim olduğunu çok önemi yok. Böyle bir tane oyun götürdü, gösterdi ve siyahlarla bu pozisyonda C4 oynamış. Şeyi hiç unutmuyorum. Adamların tavrını hiç unutmuyorum. C4 oynadılar. C4 oynuyor adam. Buna benzer bildiğimiz oyun pozisyonda. Ondan sonra şey böyle Nikol işte Grev işte kafasını böyle sağa. Olmaz falan. İşte bilmiyor musun? Botvinnik Capablanca partisini bilmiyor musun? Falan diyorlardı. Tamam mı? O bir de Gurevic'in favori partisidir yani. Satranç tarihinde en çok sevdiği oyun muhtemelen odur yani. Öyle miymiş? Yani o kadarını Kendi bilmiyordum ama. beyanından benim anladığım oydu. Olabilir olabilir. Ama ben şeyi hatırlıyorum işte adam böyle şey yapıyor. İkisini de ama yani o ifadeyi hiç hatırlamıyorum. Böyle işte o partiyi gösteren ama falan diyor tamam mı? Hayır. Botvinnik şeyi biliyor musun? Capablanca'yı biliyor musun diyorlar. Adam ama diyor. Bilmiyorsun sen galiba o partiyi. Hayır biliyorum. Hayır bilmiyorsun falan. Hani böyle bir şey olmuştu. En sonunda hani adama partinin devamını bile göstermediler. Daha doğrusu hani baktılar ama ya o kadar sıkılarak, o kadar istemeyerek baktılar ki parti yani ayıp olmasın diye baktılar. Ondan sonra hatta böyle birbirlerine şey olarak yani bu çocuk okumaz bakışı atıyorlardı falan.
Hani öyle bir anı hatırlıyorum. Şimdi hani adamın kim olduğunu önemi yok. Ama şimdi hani bu hikayeyi neden anlattım? Şimdi C4 hani böyle çok karşı olan şeylerden bir tanesiydi. Şimdi bir daha Chess Base açsam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Bu işte Anand'ı Carlsen'in yendiği bu ikinci maçta mı artık? Hangi maçta yendiğini hatırlamıyorum ama mesela Carlsen de böyle bir parti kazanıyor. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Böyle C4 sürüyor. B5 A5 bu taraftan geliyor Anand ama en sonunda çift soru çekerek kaybediyor. Dur bir sen o partiyi de bulup hemen şey yapayım. Göstereyim hızlıca. Kendimi bir anda böyle ders anlatırken buldum. Farkında mısın? Yani böyle saçma sapan bir şey verdim kendime ama. Neyse hadi bakalım. İşteyse bir şeyden bahsedeyim. Seviyorsun biraz onun etkisi var Söz herhalde. sen geldin hakikaten ya. İçimdeki öğretmeni öldürmem lazım acı. Carlsen bir sen White Anand olması lazım. Anand 0 biller D35. Yok bu değil. Siz şu anda ekranı görüyor musunuz bilmiyorum ama Ekran yok. Bizde tamam Lichess'in çok güzel. ekranı var. Peki. Bu da değil. B60 işte bu olsa gerek. Şimdi sen bu parti Lichess'in ekranı var ve onu düzelteyim hemen ve böylece diğer tahtayı göstereyim. Chess base gözüksün istiyorum. Tamam. Şu anda gözüküyor herhalde. Tema şu. Bu işte mesela bu formasyon girmemek gerekir diye bilinir. Ve burada Carlsen durup dururken C4 sürüyor. Ve inanılmaz bir şey. Ve işte biraz önce bu bahsettiğim o Sokolov'un kitabında bu partiyi böyle çok şey bir şekilde anlatıyor adam. At C6. G4 tabii Anand birazcık daha agresif bir şey yapıyor. Fil Burada G2 ama atar. tabii önemli farklar da var yani aslında. Tabii ki var. Yani hani adam durup dururken yapmıyor. O diğer partideki gibi değil ama yani mesela hani bu tarafta böyle piyon çoğunluğu yaratmanın da yani ezbere böyle işte o bizim o Botvinnik'ten öğrendiğimiz gibi hani kötü olmadı. Mesela ben şeyi hatırlıyorum işte size hani çok modern ustaların tavrını anlattım o yüzden. Ama aslında onların da o kadar kötü olmayabileceğini koskoca Carlsen'in Anand'ın mesela işte bundan faydalanamadığını görüyoruz. A5, G5 at E8. Tabi burada mesela filleri kesebiliyor olması B3'teki at kötü kalmadı. Öyle değil mi? Ha burada tabi Önemli AB4 alması şeyler. çift soru Anand'ın. Burada B4'e karşı ne yapacaksan yap ama hata açma. Yani Tabii canım beyaz kesin. ya Oyun yani Anand alanı bu partiyi açmamak kötü oynuyor lazım. tabi. Ama tabi şöyle bir şey. Hata açmazsan da siyah at B5'ten C3'lere falan girmek istiyor yani. O kadar kolay değil herhalde. Kolay değil. Siyahın tehditleri daha somut gibi yani şu an. Evet. F5 oynayınca B3. Şimdi orada da bir geçer geldi. F6, G6, rezerv açtı. Bu aslında aşırı korkunç gözüküyor yani baktığım zaman. At E8, G7'yi savunuyor bu şekilde. Ha burada hatta bir de konu şuydu aynı zamanda. Ekonomi. Savunmada ekonomi. Yani E8 atı buraya tutuyor hızlı güzel bir şekilde. Şimdi siyahlar da vezir A5 oynayarak kendi karşı oyunu yaratacak. Vezir H6, B2. Kale F4'ü engelliyor haliyle. Ya yani engelliyor olması lazım da oyunda engellememiş. At F1 çift soru çekiyor. Burada fil F1 hamle. Vezir D1'e böyle gelecek. Ve esprisi bunu bu şekilde geri feda edebiliyor olması. Ve bu şekilde en son bu pozisyon dengeliymiş. Böyle beraber olacakmış. Anant Baba bunu kaçırıyor. Bu durumda at F1 çift soru Bunu çekiyor. görsen de bilmiyorum yani. Oynamak istemezsin herhalde. Muhtemelen. Ve vezir E1'e terk ediyor. Çünkü kale aşırı kafasına vuruyor adam. Ve bir sürü taş fazla kalıyor. Kale geride kalacağı için burada terk ediyor. Anlat. Ama yani hani böyle çok enteresan şeyler var. O yüzden şimdi birazcık uzattım ama sonuçta yayın yapıyoruz. Öyle değil mi? Hani bizi Tabii. seyretsinler istiyoruz insanlar ama. Şimdi arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Hani benden öğreneceğiniz tabii şeyler var. Ondan sonra birileri biraz önce yok işte şey yapıyor musunuz falan diye sordu. Ders veriyor musunuz falan diye sordu. Zaten bak insanların pek ilgisi de kalmıyor yani hani bu konulara girdiğimizden beri farkındaysan insanlar Evet. gitmeye başladı. Neyse zaten hani ben de yoruldum birazdan bırakırız. Şimdi hani buradaki olay şu. Bu öyle satrancınızı ilerletmenin yolu diyelim kısaca. Sizin gidip kendi başınıza oyun bakmanız. Yani kendi başınıza eğer oyun bakarsanız satrancınız ilerler. Eğer bakmazsanız da burada YouTube'da hocam hangi kitabı alayım sorusuyla benim böyle ilerlediğini gördüğüm bir insan yok. Biliyorum senin var mı? Sen benden daha uzun zamandır yayın işlerini yapıyorsun. Hocam hangi kitabı tavsiye edersiniz sorusuyla ilerlemiş, çok kuvvetli olmuş bir oyuncu tanıyor musun? Yani Şöyle. çok takip etmediğimden kaynaklı olarak tanımıyorum ama muhtemelen yoktur da yani. Yoktur. Evet. Yani kitap aldığınız zaman daha doğrusu kitap alın ve kitap okuyun. Hani sizi ilerletecek olan şey o diyelim.
Başar, teşekkür ederim. Hani geldin. Çok güzel oldu. Güzel böyle sohbet ettik. Yani çok plan dahilinde değildi. Ben aslında sadece söylemek istediğimi söyleyip ortadan kaybolmak niyetindeydim ama fena da olmadı yani. Neyse yok, ben çok memnun oldum. Benim kaç zamandır seninle konuşmuyorduk. Ondan sonra yani çok mutlu oldum senin de sesini duyduğuma. Ya ben de. Bakalım tekrar böyle başka bir yayında falan böyle seni güzelce şey yapıp sana o ezbere zorla işte reti aleyhinleri falan zorla göstertirim. Öyle öyle bir şeyler seni bir test edebiliriz falan. Öyle bir denemeler yaparız. Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Erim nerede? Erim arkada gürültü yapıyor. Artık birazcık Erim'le ben oynamaya gidiyorum zaten. Saatlerdir burada yayındaydım falan. Artık birazcık oğlumla oynayacağım izninizle. Herkese iyi günler diliyorum. Belki akşam tekrar böyle bir yayın açarız. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Şehra da çok teşekkür ederim geldiği için. Ya ben de Herkese iyi teşekkür ederim. günler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ay, iyi akşamlar değil de iyi günler dileyim şimdilik. Belki akşam ilerleyen saatlerde tekrar bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik arkadaşlar.